Bugünkü konuşmamızda Mimar Sinan'ın söylemiştik mimarbaşı olduktan sonra büyük külliyeler dönemi başlıyor. Gerçekten de tarihimizde Sinan'la birlikte İstanbul artık büyük külliyelerin yapıldığı önemli bir doku halinde bir şehircilik çalışması yaklaşımıyla geliştiği ve büyüdüğü biliniyor. Ve 1539'da biliyorsunuz şey olmuştu, mimarbaşı olmuştu. Hemen akabinden mimarbaşı olunca Hürrem Sultan'ın Haseki Külliyesi'ni inşa ediyor. Tabii Sinan göreve başlarken artık İstanbul'un yüzü bir Türk-İslam şehri görünüşü kazanmıştı. Yani Sinan tabii bunu daha da pekiştirdi ama daha Sinan gelmeden bu iş hallolmuştu. Eskilerde haklarını yemeyelim. Yani Fatih dönemi oğlu 2. Beyazıt bayağı imar işlerinde ileri adımlar atmışlardı. Yani belki çok büyük külliyeler yoktu. Fatih'in büyüğüydü. Onun döneminde irli ufaklı yine epey cami yapılmıştı. Mesela Firuzoğa, şeydeki Sultanahmet'teki Aksaray Murat Paşa, Atik Ali Paşa Çemberlitaş'taki o Birlik Vakfı'nın karşısında. Mahmut Paşa en önemlisi. Efendim? İkinci Beyazıt. Evet. Daha sonra ikinci Beyazıt geldi. Yani bu Fatih dönemi diyorum. Daha sonra Rumi Mehmet Paşa Üsküdar'da. Tabii Sinan'ın en büyük faaliyet alanı daha çok tarihi yarımada. Yani gerçek İstanbul olan, ilk İstanbul kabul ettiğimiz tarihi yarımada. Ve böylece Asya ile Avrupa'nın kenetlendiği İstanbul bir Türk-İslam kültür birikiminin güçlü merkezi haline gelmişti. Bunu belki kabul etmeyenler var ama biz bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü bir gerçek bu. Kimse yani bir şeye dayanmadan bunu söylüyor değil. Külliyeler Osmanlı mimarisinde gerçekten de bir şehri yönlendiren, o şehrin genel dokusunu etkileyen çok önemli merkezlerdir. Bir kere mahallelerin oluşumu külliyelerin çevresinde başlar. Ve külliye merkezinde cami olan, caminin de önemli klasik dönemde avlusu, yani bir kapalı ibadet mekanı bir de açık bir alanı var. Bu alanlar genellikle bizim Osmanlı şehirlerinde, Türk-İslam şehirlerinde meydan kabul edilir. Yani Batlıların büyük meydanları var. Böyle bazen söylüyorlar. Ya bizde hiç meydan oluşmamış. Bizde onlar gibi böyle San Marco meydanı gibi meydanlar yok. Vatikan'daki San Pietro'nun önündeki gibi bir meydan yok. Onlar daha çok meydanları isyan yapmak için devlete karşı kullanırlar. Bizde böyle bir numara yok. Böyle bir devlete karşı isyan görülmez yani. Halk kitlesinin ayaklanması, hareket etmesi ve büyük bir yani iktidar değişikliğine yol açıyor. Çünkü bir kere iktidarı değiştiremezsiniz. Padişah hanedanından sonra kimse devlet başkanlığına gelemez. Herkes oradan umudunu kesmiş vaziyette. Yani kötü de yönetilse zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşamışız ama hemen akabinden değişen padişahlarla bu gidişat tamir edilmiş biraz daha düzenli. Yani her şeyimiz mükemmeldi falan gibi kendimizi de böyle lanse etmeyelim. Tarihimiz olmuş bitmiş. O tarih bizim tarihimizdi. İyi tarafıyla da kötü tarafıyla da. Kendimizi hayır bizde bilmem ne. İslam'da hırsızlık olmaz. Böyle bir insanın olduğu yerde hırsızlık olur yani. Bu normal bir şey. Çok ayıp bir şey değil. Bazı böyle fanatik şeyler, yaklaşımlar bilimsel değildir. Bunlara hiç itibar etmeyin. Her toplumda her şey olabilir. Bakımdan bizim külliyelerimiz de dediğim gibi çevresinde oluşturduğu dokularla gerçekten bir kentleşme dokusunu zemin hazırlamış oluyor. Çoban Mustafa Paşa'nın mesela bir menzil külliyesi var Gebze'de. Ona da geleceğim birazdan. O mesela bir Gebze yaratmıştır o külliye. O kadar önemli. Bir kent dokusuna dönüşmüştür. Bu da külliyelerin ne kadar etkin bir merkez olduğunu, insanların neden oraya geldiğini bilmemizle ancak yorumlanabilir. Bir kere insanların sorunları
Bu camilerde çözülüyor. Camiler sadece dini meseleleri çözmekle mükellef değil. Sosyal bilimlerinde, medreselerde okutulan hocalarıyla birlikte sosyal bilimlerin de ele alındığı, tartışıldığı ve her türlü problemin orada çözüldüğü, aydınlanmak isteyen vatandaşların orada hocalara sorular yönelttiği ve tartışmalarla bir şeyin aydınlatıldığı önemli kültür merkezleridir yani. İlla ki bir kültür merkezi, kapalı bir kültür merkezi yapalım, oraya alalım herkesi, böyle bir şey yok yani. Hatta şunu da söyleyeyim, onu Evliya Çelebi çok güzel ifade etmiş. Süleymaniye Külliyesi'nin bir iç avlusu var biliyorsun, cami ve şeyi avlusu. Ama bir de dış avlusu var çevresindeki. O dış avlusu diyor İstanbul halkının seyrengahıydı yani. Herkes orada toplanırdı. Hatta Haliç yönündeki o iç avluda aileler çoluk çocukla birlikte piknik yaparlar ve Haliç'i seyrederler. Orada pereme yarışları yapılırmış. Evliya Çelebi anlatıyor. Ben de baktım pereme nedir? Osmanlı Türkçesinde, sözlüğünde gondola benzeyen bir kayık diyor. Yani gondol biliyorsun ince uzundur, hızlı gider ince uzunlar. Yassı şeyler ağır ağır gider. Çünkü suyu yarmak önemli suda giderken. Hani bizim köprülerde, su kemerlerinde sel yaranlar var. Yani suyun menbaı var, gelen kısmı. Bir de mansabı var, akan kısmı. Gelen kısımda köprü ayaklarında sel yaranlar yaparlar. Su geldiği zaman kırılsın, itmesin binayı. Öbür tarafta yoktur. O yuvarlak yaparlar, düz yaparlar ama mutlaka suyun itme gücünü kırmak için yaracaksın. Yani birliğini bozacaksın. Yani bu şeyde de böyledir. Savaş alanında da kitle üzerine gelirse mutlaka birkaç yerden yarıp dağıtırlar onları. Şaşkına dönerler. Yani nizamları bozulunca zaten sonuç alamazlar. Su içinde böyle bir şey yaparlar. Bu da hem bir fiziksel gerçektir hem de uygulanmıştır. Yani bunu biliyoruz. Buyurun. Hocam bu binlerce dereceden bahsediliyor. Bir de Galata'yı da... Binlerce neden bahsediliyor? Dereceden yani kayıtları suyunda. Evet. O özel meslek hem Galata Üsküdar'a hem Nefsi İstanbul Üsküdar'a taşıyan, bağlayan en önemli unsur. Evet. Yani evet. Çok kalabalık bir şey. Evet yani şey ulaşım içinde kullanılıyor. Evet. Hatta şeyin bir güzel kitabı var. De Amicis soyadı. Edmondo De Amicis. Evet, tamam. Bu 1894'te ya da 74'te İstanbul'a gelmiş. Bir 7-8 ay kalmış. Onun çok güzel bir kitabı var. İstanbul 1874. Türkçe'ye çevrilmiş yani. Güzel bir kitap. Diyor ki kaptanımız gemiyle geliyorlar İtalya'dan. Çok güzel bir kitabı da var. Çocuk Kalbi diye. Bütün okullarda okuturlar onu. Çocuğu olanlar bilirler o kitabı. Bizi diyor bütün yolcuları Geverta'ya çıkardı kaptan. Bakın dedi şimdi bir manzara göreceksiniz. Hayatınızda böyle bir manzara görmemişsiniz. Fakat diyor şeyde siz biraz sisler içinde sabah gün ağarmaya başlamış, aydınlanıyor. Sonra görülmeye başladı. Bir takım adalar var filan. Adaların oradan geçiyorlar. Sonra karşımıza bir tablo göründü. Aman Allah'ım böyle bir tablo yeryüzünde. O zaman bütün krallara, bütün imparatorlara acıdım. Böyle bir tablo görmemişler çünkü. Rabbime şükürler olsun diyor böyle bir manzarayı bana gösterdiği için. Yani böyle bir heyecanlı anlatım var onun. Onun bir anlatışı da bir de Ramazan'a denk geldiği için diyor ki köprüye geldiğim zaman köprünün altında iftar saatine doğru kayıklar birbirine yanaşıyor hepsi. Hepsinde önünde bir beyaz sofra var yani sarılmış bir şey. Akşam gün batmak üzere herkes kulağı şeyde ezanda ve sakin sakin duruyorlar. Bir anda ezan okununca o sofralar açılıp nasıl tak 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 herkes çiğniyor. Böyle kora halinde böyle bir muhteşem manzara hiç görmemiştim. O kadar çok güzel anlatım var. Bundan çok heyecanlanmış. Ramazan'da her iftar saatine gelip bunu seyrediyor.
Hatta şunu da söyledi, o da bizim bir açığımız, onu da söyleyeyim. Bir devlet yüksek bürokratına ziyarete gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm, buyurun oturun falan. Diyor ki ne içersiniz? O da diyor ben içmem çünkü şey Ramazan. Yani oruçsunuz. Ben Müslüman değilim ama ben de saygımdan dolayı içmeyeceğim. Olur mu ya diyor. Bize serbesttir. İsteyen içer, isteyen yer falan. Öyle mi? Evet evet. Ben böyleyim diyor mesela. Ben de durakladım biraz. Sonra baktım masanın altından çıkardı bir şey içti yani. Yerimi de yerine koydum. Dikkatimi çekti. Yani niye masanın altına koydu? Bir daha içerken odacı şeyin hemen o korkuyla şeye sakladım. Masanın altına koydu tekrar. Gelen görmesin. Anladım ki yani bilinmesini istemiyor çünkü çok hoş karşılanmayacak bir şey. Fakat bana da diyor böyle anlattı. Yani bizde böyle bir şey yok. İsteyen her istediğin yer içer Ramazan olsa bile. Bizde bazen böyle evet. Gelişim gelen kültür arsitopisi var. Orada yabancıların gözünde İslam'da bir bölüm var. Okudunuz mu onu? Yabancılara göre eski Türkler o mu? Yok, yabancıların gözüyle İstanbul'da bir kısım var orada. Tarih ve kültür diye şimdi yani bir görmedim. O 79 senelerde çıktı. Biz onlara fasikül fasikül şey yaptık, çiftleştirdik. Eski bir baskı yani. Evet. Evet, görmedim. Yani bizimle ilgili çok güzel, olumlu şeyler de çok. Yayınlar var, yabancıların bizzat kendilerinin yazdıkları ve bizimle ilgili övünecek taraflarımızın olduğunu. Hatta geçen gün sosyal medyada gördüm bir adam. Diyor ki, Boğaziçi'nde okurken bir hocamız vardı, Amerikalı. Ne kadar buradasınız dedim, demiş 9 yıldır. Amerika'ya niye gitmiyorsunuz dedim. Dedi ki Amerika'ya niye gideyim ya, Türkiye daha güzel. Nasıl güzel dedim. Dedik ya burada mesela çok samimi insan. Mesela gidiyorum diyelim inşaat. İşçiler ara vermişler yemek yiyorlar. Peynir, karpuz falan. Selamun aleyküm deyince buyurun abi sen de şey yap. Yani diyor çok samimiyle otursan hakikaten onlarla yersin diyor. Hayatta diyor Amerika'da kimse sofrasını size ortak etmez diyor. Ben böyle bir ülkede niye yaşayayım? Türkiye'de yaşarım. Yani bu şey çok hoşuna gitmiş adamın. Yani bu tarz şeylerimiz de var. Yabancılar biz kendimizi İyi gözlemleyemiyoruz, objektif de olamıyoruz. Dolayısıyla bu konularda ancak yabancıların gözlemleri bizi daha çok uyarıyor ve zenginleştiriyor. Evet, böylece Sinan'ın külliyeleriyle kültür merkezleri denilen, cazibe merkezi biçimine gelen camiler ve medreseler etrafında çarşıyı, evleri, mahalleleri oluşturarak büyük bir zenginlik ve bir şehircilik gelişimi sağlanmış oluyor. Hatta Orta Asya'da rahmetli Halil İnalcık'tan duymuştum. Ordu balık gibi hükümdar kentler. Ordu balık. Orada öyle diyorlar. arkaik Türkçe'de. Evet. Balık kenti de var orada. Evet. Böyle bir zenginlik var. Yani Fatih de diyor Bumin Kağan gibi düşünürdü. Halil İnalcık diyor. Yani imparator halkını bay yaşatmak zorundadır. Bay zengin demek. Refah içinde yaşatmak zorundadır. Bayu geda derler ya zengin fakir. Yani bu devlet başkanlığının bir özelliğidir. Reayasını özgür ve müreffeh yaşatır. Osmanlı Devleti'nin de zaten Balkanlarda başarılısının sebebi birinci madde reaya özgürdür. Halk özgürdür. Bunu hiçbir yönetim Balkanlardaki Müslüman olmayan halka böyle bir müsamaha göstermemiştir. Ama Osmanlı hem Müslüman hem gayrimüslimlere bu serbestliği, bu özgürlüğü tanımıştır. Bu bakımdan Osmanlı yönetiminin 600 yıl devam etmesinin başlıca sebeplerinden biri insanları sevgiyle, müsamahayla kucaklamış olmalarıdır. Bunu başka yönetimler maalesef pek anlamamışlar. Hatta bir sır bu anlatmıştım belki televizyon konuşmasında. Diyor ki Osmanlıların bize gelişi bir lütuftu. Bizi
Roma Katolik Kilisesi mahvetmişti. Gençlerimizin 1/3'ünü öldürdüler diyor. Göz göre göre. Ya dininizi değiştireceksiniz ya öleceksiniz yani. Ve böyle bir acılar yaşadık. Onun için Allah'ın bir lütfuydu bize Osmanlıların gelişi. Biz onların sayesinde biraz kimliğimizi, kendimizi yaşatmış olduk. Ve Osmanlılar asla asimile etmediler diyor. Kimliğimizi elimizden almadılar. Hatta okullarımızı bile yaptılar diyor. Kendi dilimizi. Hakikaten ben de İstiklal'in bir güzel çalışması var. Basılmış, eski şey, dilde basılmış gazete ve dergiler Türkiye'de. Osmanlı döneminde yani. 38 dilde gazete, dergi falan çıkmış. Ermenice dahil, Kürtçe dahil, Zazaca, Çerkezce, bütün dillerin gazeteleri ve dergileri olmuş. Yani bunu hangi devlet yapıyor ya? Var mıdır başka bir ülkede böyle bir şey? Ben bilmiyorum. Bu güzelliği, bu özgürlüğü bize tanıtan, bize sağlayan ve gösteren hakikaten İstiklal'ın bakın o şeyinde hangi gazete hangi dilde çıkmış hepsinin listesi var ve hangi gazete, hangi derginin, hangi kütüphanede hangi kaç sayısı var. Onlar da var içinde. Tam bir envanter çıkarmışlar. Sinan mimarbaşı olduktan sonra mühendislik ile birlikte mimarlık hünerini de göstermeye başlamıştır. Aslında Mimar Sinan'ın başka bir avantajı da çok iyi mühendislik bilgisine sahip olması. Bu kendisine müthiş imkanlar sağlamış ve bence kubbedeki başarısı da bu mühendislik bilgisinden kaynaklanıyor. Osmanlı mimarisinin külliyer dönemi hakikaten bir imparatorluk döneminin artık yaşadığını dünyaya göstermiştir. İstanbul öylesine bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın her tarafından mimarlar, taşçılar, sanatçılar, ressamlar, çiniciler, gravürcüler buyurun. Hocam peki onu demek ki 1363 Filibe 1. Murat Davandigâr Camii. O da çok büyük bir yapı. 27'ye 40 metre. Evet. O da bu gerçi külliye gibi değil. O monoblok büyük bir yapı. Balkanlardaki en büyük Türk eseri. O da İstanbul'dan neredeyse 100 sene önce inşa edilmiş yani. Onun için külliyeler İstanbul'a başladı demek. Yok büyük külliyeler arka arkaya yapılması ama tabii ki Fatih bir külliye yaptı. Evet. İkincisi gelmedi. Kolay da değil. Beyazıt mesela Amasya'da yaptı, Edirne'de yaptı, İstanbul'da yaptı. Beyazıt çok imarcı bir şeydi. İkinci Beyazıt. Veli derlerdi. Çok okuyan birisi. Alim bir adam. Hatta eleştirirler. Niye savaşmadı? Oturdu hep kitabı okudu falan. Adamlar savaşırlar derler ki bak işte yırtıcı kuş gibi herkesi öldürüyor Osmanlılar. Savaşmazsa kitaba bak, adama bak. Miskin miskin oturmuş kitabı okuyor. Yani ne yapsa Osmanlılara mutlaka hazır bir çamur fırlatıyorlar. Bunu da burada belirtmekte yarar var. Ve daha İstanbul ele geçmeden Balkanların imarına başlamış şey. Yani en son zaten İstanbul kalmış ortada sembolik olarak. Böyle hani sıksan boğulacak gibi hafif bir sıkıntıyla iş hallolmuş yani. Hatta Üsküdar bile İstanbul'dan önce Türkleşmiş. Üsküdar küçük bir yerleşme. Fakat Osmanlı orayı şey yapmışlar, geliştirmişler. Henüz İstanbul fethedilmeden önce. Evet. Fakat Sinan'ın bir de sistematik, programlı ve çok düzenli külliyeleri önemli bir cazibe merkezi yapmış, bir eğitim merkezi olması açısından. Eğitimin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Medrese odalarında öğrenciler orada ücretsiz kalıyorlar. Her gün iki öğün yemek imaretten bunlara veriliyor. Hem hocalara hem öğrencilere. Ayrıca semtteki fakirlere yine iki öğün her gün. Hem Haseki'de hem Şehzade'de hem Süleymaniye'de yemek dağıtılıyor. Hatta bir Fransız, İngiliz sefirinin 17. yüzyılda İstanbul'da uzun süre kalıyor. Edirne'yi, Bursa'yı gezmiş, dolaşmış. Londra'yı, Paris'i bilen bir adam. Vezire soruyor ki, ya diyor sizde şey yok mu hiç dilenci? Ne demek dilenci? Nasıl olur İslam ülkesinde dilenci? Aç birisi, aç olduğu zaman ne yapar? Her gün iki öğün yemek alabilir imaretten. Kimliğini sormazlar. Sen kimsin? Niye yemek istiyorsun? Demezler yani. Böyle bir güzel
sosyal devlet var, güçlü bir devlet var ve insanların aç kalmasına izin verilmiyor. Ama diyor bizde Paris'te, Londra'da gördüğün her 10 kişiden birisi şeydir, dilencidir. O derece yüksek nispette şey var, fakirlik var. Hatta uzun yıllar çocuklar daha küçük yaşlardan bile ölüyorlarmış. Hem İngiltere'de mi? Yıkanma yok. Mesela hamam kültürü yok. O ayrı bir felaket. Kir pasak içinde can veren çok insan olmuş. Hatta şunu da söyleyeyim. İstanbul'daki hamam şeyini tanıyanlar, kültürünü. Demişler bizde de yapalım bunu. Yani Paris'te, Londra'da neden olmasın? Uygulamışlar bazı hamamları. Fakat daha sonra bu hamamlar affedersin biraz pislik yuvasına dönmüş. Başka amaçlarla kullanılınca bu sefer devlet onları kapatarak, yıkarak dağıtmış yani. İzin ver. Yani belki Romalılarda da var. Romalılar daha ustaca yapmışlar işi. Fazla dikkat çekmeden biraz da aristokratlar olduğu için kimse onlara dokunamamış. Ama bizdeki hamam gerçek manada bir temizlik şeyidir. Mekanıdır. Ve bol su hem de sıcak bir atmosferde yıkanmak her kula nasip olacak. Biz yaşadığımız için bize yine önemli gelmiyor. Fakat bir yabancı için bu çok fevkalade önemli bir şey. Çünkü yaşamamışlar. Böyle bir kültürden geçmemişler. Bununla da övünmek hakkımız yani. Niye övünmeyelim yani? Hocam bu Beyaz Ruslar İstanbul'a geldiklerinde uzun süre tren yolculuğundan falan banyo yapma imkanı olmadığı için özellikle bayanlar saçlarını kazıtmışlar ve bone takmışlar. O bone modası ondan sonra oluşmuş yani. Belki de yani araştırmaya değer bir konu. Tabii bit, kir, pasak mahvetmiş saç yani. Yıkasan bile iflah olmaz demişler, tıraş edin. Yani. Evet, evet. Miss Pardon'un da öyle bir resmi var. Boneli bir resmi. Seyahatnamesinde gördüm yani. Böyle saçları lüle lüle diye bir şarkımız var onun gibi. Her taraf lüle yani. Herhalde yapmacık bir saç olabilir yani. Ya yani bone dedik de bone mi diyorlar ona? Bu kadınlar böyle vurarak bir şey de o mu bone? He? Bigudi. Kalmadı galiba artık tedavülden kalktı. Öyle bir makyajlar çıkmış şimdi hepsi başka türlü olmuş. Şeye giderken ben evet yani güç daha da şey yapmış yani yüksek seviye kazanmış. Kuveyt havalanda orada biraz şey kadınlar da çalışıyor yani polis, gümrük ve pasaport polisi. Arapça bildiğimi görünce dedi ya hoş geldiniz, ne güzel İstanbul'dan geldiniz. Evet dedim. Dedi ki o dizilerdeki şeyler her yer öyle mi? Herkes aynı evlerde mi kalır? Tabii dedim ya ne demek ya hepimiz aynı evde kalır. Şimdi yok desem başka izahat vermek lazım. Acayip yani içleri gidiyor. Vallahi ben de geçen de dikkat ettim bu dizilerdeki. Bu makyajlar, bu evler, bu konaklar. Hiçbiri de kendilerinin değilmiş. Meğerse kiralamış sinema şirketi, film, dizi firmaları. Öyle şey yapıyorlar. Fakat dünyayı ayağa kaldırmışlar. Arjantin'e bile satıyormuşuz dizilerimizi. O kadar rağbet görüyor. Ne diyeyim yani, para kazansınlar da bir şey demiyoruz. Kızlarımız çok mağdur oluyor onları görünce. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın hamam şeyinde belge gördüm ben Osmanlılar. Eşine haftada iki gün hamama gitme ücreti vermeyen eşi tarafından boşanma sebebi olabilir. Dava açabilir eşi. Kocam bana hamama gitme ücreti ödemiyor diye. O derecede hamam yaygınlanmış. Osmanlı döneminde en çok ticari rant sağlayan, yani kazanç sağlayan hamam sektörü olmuş. Bir de şey çıkmış, ferman çıkmış, çok su ve çok odun harcanıyor. Biraz dikkat edin falan, uyarmalar da olmuş yani. Çok, çünkü her semtin kendi hamamları var. Ve her semtte de aileler değişik günler gidiyorlar, çok izdiham olmasın. Hamamcı bunları şey yapıyor, programlıyor yani. Tabii hepsine de ücret alıyor. Şimdi bunun dışında kadınların en çok görüştükleri, buluştukları, mahalle dedikodularının, evlenmelerin, düğünlerin, nişanların, ayrılmaların, kavuşmaların, başka başka şeylerin. Yani erkekler için böyle bir şey var. Her yerde görüşebilirler. Erkek zaten tarlaya tapana sür gider. Açık havada da. Ama kadınlar daha güvenli biçimde ancak hamamda bir araya
geliyorlar. Dolayısıyla hamam bir saat değil, 4 saat, 5 saat, 6 saat süren şeyler var, hamam sefaları var. Bunun özel seremonileri var. Mesela kınası, işte gelin hamamı vesairesi. Ben çocukken hatırlıyorum, bir gelin hamamına gitmiştik. Yani ben küçüktüm, annemle gitmiştim. Hamamcı her gelene bir kalıp sabun veriyordu. Sonra ablam dedi ki bu şeyleri sayıyor, kaç kişi geldi diye. Ona göre bu kadar sabun, kalıp sabun dağıtıldı, bu kadar müşteri, yani arada anlaşmazlık olmasın diye. Hepsi şeye bağlanmış yani, sistem oturtulmuş yani. Hocam, kömürle çalışan hamamlar yok muymuş, odun yapıyorlarmış? Kömür dayanmaz şey, nasıl dayanır? Yani odun ancak daha uzun süre yanar. Kömürü ya iki mangal pişirdim biter kömür. Üzerine çay demlerler, bitti. Ama burada büyük kazanlar ısıtılıyor. Öyle kolay değil yani. Hamamdan çıkan büyük kazan gördünüz mü? Mesela Tokat'ta gördüm. Restorasyon için çıkarmışlardı. Yani 8-10 kişi rahat oturur içinde. O kadar büyük şeyler. Derin bir de. Onlar sürekli ısıtılıyor. Güzel tarafı, soğuk suyla, yani çok sıcak yapıyorlar suyu, soğuk suyla biraz ılıştırmak için. Yoksa ılık yapsa suyu 3 hamlede biter. Şapur şupur millet yıkanıyor. Yani öyle bol da kullanıyorlar ki, para vermişiz diye bütün suyun canını okuyorlar yani. Halbuki biraz daha tasarruflu kullanmakta yarar var. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. O zaman bu hamamlar zaruriyetten ziyade biraz daha sosyalleşmek için sanırım. O dönemde evlerde peki... Ya evlerde, evler ben söyleyeyim, bizim evde de hamam yoktu. Bir küçük köşe vardı, su ısıtırlardı falan, güzel havalarda biraz çimmek derdik biz. Yani üzerimize su dökülmek gibi biterdi ama gerçek yıkanma, böyle lifle keseyle saatlerce süren bir hamam sefası öyle evlerde mümkün değil. Zaten kalabalıkla da tadı çıkıyor. Türküler söylerlerdi, şarkı, yemekler yerlerdi, herkes evinden yemekler getirdi, öyle bir zengin bir buluşma yeriydi. 40 tane hamam yapmış Sinan, düşünün. O kadar önemli bir sektör. Her semte hamam, her semte hamam. Hiçbir yeri boş bırakmamışlar. Talep olunca tabii yapılıyor. Mesela Hüsrev Ketu'da adına 3-4 tane hamam var. Bu adam galiba hamam patronu mu ne diyelim. Hamam yani şey dışında. Devlet büyükleri mesela Haseki, Hürrem Sultan'ın hanedana mensup olduğu için, Kanuni Sultan Süleyman'ın. Bunlar para kazanmak için değil, halkın yıkanması, hizmeti için. Fakat o Hüsrev Ketu'da anladım. Mesela Ortaköy'deki hamam, o Entel Pazarı'nın orada. Şu anda bir ne olarak kullanıyor? Gece kulübü mü, öyle bir şey? Yok şey, sergi. Bir de cephesine rezil bir şey yapmışlar, böyle ev gibi. Yani hiç yakışmıyor ona ama o da Hüsrev Ketu'dan hamamlarından biri. Son devirde yapılan güzel bir hamam Cağaloğlu'dur. Oraya gittiniz mi hiç? Olağanüstü güzel o da. Halen de aktiftir yani. Bu Haseki Hürrem Sultan'ın kadınlar kısmı çalışıyor. Ama 150 mi 170 avro giriş, bu olacak şey değil. Bir de saatine göre şey yapıyorlar, ödeme alıyorlar. Bir saati şu kadar, iki saati şu kadar. Nerede Osmanlı hamamları bol bol yıkan, içeride türkü çığır. Yani çıkarken patrona Halil Hamam var ya. Ha Beyazıt tamam o. Orası müze yapılmış. Evet. O aslında Beyazıt Külliyesi'nin bir parçası. Evet. Ama Beyazıt Külliyesi çok dağınık. İmaret şimdi Beyazıt Kütüphanesi olan imaret. Cami arkasında Beyazıt'ın türbesi var. Medrese ortada kalmış meydanda. Hat müzesiydi galiba orası. Patronu Halil oraya sığındığı için hamamın adı öyle kalmış. Patron Halil'le ilgisi yok. İkinci Beyazıt'ın yaptığı bir şey. Hamam yani. Peki hocam, ne zaman başlıyor hamam kültüründe? Nasıl? Hamam hangisi? Kültüründeki ilk hamam. İlk? Hamam. Osmanlı'da mı, Selçuklu'da mı? Osmanlı'da. Yani Bursa'da var. Edirne'de var. Selçuklu'da. Daha İstanbul'dan önce. Selçuklu'da var mı? Selçuklu olmaz mı ya? Onlar da çok güzel hamamlar var Anadolu'da. Yani yapı olarak, mimari zerafet olarak Osmanlı hamamları gibi değil. Yani şey zirve. Haseki Hürrem Sultan hamamı başlı başına bir anıt yani. Bakın merkezi kubbeyi soğukluk kısmında iki tarafta da bayağı göğe ser çekmiş.
Tophane Kilise Alpleri. Oradaki hamamın kubbesi caminin kubbesinden büyüktür. Bakın yani çıplak gözle şey yapılabilir. Orası tayfalar için yapılmış. Bakın her semtin kendi yani çifte hamam değil o. Bütün Leventler, tayfalar, denizciler orada. Ya yani ona gelir gelmez zaten deniz şeyde gemide kokuşmuşlar. Hemen kendilerini hamama atarlar. Günümüzde de çalışıyor. O da yine 540. Hayır, şu anda 800 lira hocam. En son 1 lira yazmıştım. Yani o parayla divanda 4-5 kişi yemek yer ya, olacak şey değil. Yok hocam, artık orada da yiyemiz. Öyle mi? O da 2000 lira, 3000 lira olmuştu. Yok canım, o kadar değil. Ben Ak Merkez'de yiyorum, kusura bakma. Yani ızgara köfte 95 lira falan. Ya Sedef şey var, büfe var Çemberlitaş'ta. Çok giderdim oraya, güzel döneri. Bir de benim için ekmeği ısıtırlardı. Ekmeğin pamuklu tarafını çıkarırlardı içini yani. Böyle diyorlar. İçine benim bilirlerdi kaç gram koyduğumu. Bir de onu şeyle bir daha sıkıştırırdı. Bir ara toplantıya gittim ikide. Dediler şey birde. Dediler toplantı hocam ikide. Açıkta kaldım, öğle yemeği de gidelim. Oradan yine bir döner. Portakal suyuyla nar suyu karıştırarak şey. Geldim ya bitirdim şey. 52 lira demez mi bana? Bir döner ve bir şey, portakal suyu. Ya Bülent dedim, ne demek el? İade etseydiniz hocam. Ama dedi indirme, %4 indirim yaparız. Yani 2 lirayı almayayım dedi. 2 tane 50'lik çıkardım mecburen. Yok dedi, 1 tane 50'lik alalım. Yani insaflı adam, hiç olmazsa 2 lira indirim yaptı. Ama bu dediğim 4-5 ay önce yani. Şimdi gitsem Allah bilir. Bir yani onun için divan daha ucuz bence yani. En azından ızgara köfte yiyorsun, 90 lira, 95 lira. Hocam bir de padişahların orta hamamları var. Sefere giderken böyle yanlarında taşıdığı böyle çadır. Evet, seferi hamamlar. Evet. Evet, o halkta yok. Padişahlar olduğu için padişahlara tabii yaparlar. Hatta Yeniçeriler de yani savaşçılar da sefer sırasında o cephe gerisindeki askerlerin Yeniçeriler ertesi gün vurucu güç olarak dinç bir şekilde meydana inmeleri için onların her türlü konforunu yıkanma dahil hazırlar, çamaşırlarını yıkalar, yemeklerini hazırlar. Sonra yola devam edilir. Mesela Otluk Beli'nde şeyde okudum. Yılmaz Öztun'dan 120 bin kişilik ordu, vurucu güç. 90 bin kişi cephe gerisi hizmeti yani 210 bin kişiden oluşuyor. Bütün bu malzemeleri yol boyunca gıda işte ne derler? Konservelerini neyse, eriştesini, nohudunu, baklasını vesairesini şey yaparlar yani böyle büyük yüklü bir ya Kanuni Sultan Süleyman Irak Han Seferi 3 yıl sürmüş ya. Tabi belli yerlerde takviye yapıyorlar menzillerde, kendi topraklarında. Belli yerlerde düşman ülkesine zaten el koydukları için her şeyi oradan alabilirler. Yani bir problem olmaz ama öyle böyle değil. 200 bin kişi, 210 bin kişiye ne dayanır yani Allah aşkına? Yani 210 bin ekmek pişirsen günlerce sürer. Bunlar seri bir şekilde hizmet veren kişiler. O bakımdan yani güçlü devlet, güçlü örgüt demektir. Osmanlıların da en büyük başarıları bana göre çok iyi örgütlenmeleri. En iyi örgütlenen iyi sonuç alır yani. İktidarlar da öyledir. İyi örgütlenen sonuç alır. Ama sonra dağılır mı alır bilmem onu. İyi örgütlenmezse iş çatlak verir yani. Evet efendim. Burada Haseki Külliyesi'ni görüyoruz. Haseki'de Darüşşifa da var. Günümüzde Müsteşfel Mecanin diyorlar. Yani akıl hastaları için, Mecnunlar Hastanesi. Akıl hastaları anlamında. Şu büyük alanı olan 3 numarada Darüşşifa medresesi. Bir de Sıbyan Mektebi var şurada. Bir kapalı, bir de yazlık. Çocuklar güzel havalarda, sofada ders görüyorlar. Cami önce bir kubbelidir. Bakınız. Sonra yetmemiş. Sinan'dan sonra 1606'larda, 7'lerde bir kubbe daha eklenmiş. Çift kubbeli olmuş. İçine girseniz belli olur. Bu daha sonradan yapılmış. Hangisi? Hocam, nazar koyun. Neyi?
Buradan mı? Koyu olan yer, şu koyu olan yer. Bu evet, ilk yapılan bu. Sonra dar gelmiş, bir kubbe daha eklemişler. Şeyi mesela burada kalmış, kemerin altında, mihrabı. Bu Sibyan Mektebi, kapalı kısmı, burası sofası. Burası imaret, medrese ve dar-ı şifa. Şimdi burayı bir şeye vermişler galiba, bir Diyanete bağlı bir... Evet, yüksek eğitim kurumu. Öyle mi? İnşallah iyi kullanılıyordur. Yok, şu an iyi kullanılıyor. Öyle mi? Ama ziyaret serbest. İzin olursanız gelsin, izin ediyorum. Evet. Şimdi Haseki Külliyesi'ni görüyoruz hepimiz, zannediyorum değil mi? Burada eleştirel bir bakışla bakarsak, ne dikkatinizi çekiyor? He? Yamukluğu neden? Bir. İkincisi, biraz sıkışık olmuş değil mi? Evet. Şimdi orada tabii arsa da dar. Burada avret pazarı varmış. Yani kadınlar pazarı böyle eskiden. Çok yoğun bir ticari merkez de aynı zamanda. Çünkü kadınlar biliyorsunuz ticareti çok severler, alışverişi. Önce küçük bir kubbeli cami yapılmış. Caminin yönü nereye olur genellikle? Kıble. Evet, kıbleye mahkumdur. Mutlaka camiyi kıbleye doğru. Ama diğerlerini daha değişik belki yapabilirsin. Onu şeyde de göstereceğim ben inşallah. Hocam tam avrat pazarı denilen yer neredeydi burada? Haseki işte burası yani. Yani sağında solunda bir boşluk alan değil mi? Ya belki de şeyin yani arsası onun yeri. Benim tahminim öyle, evet. Hocam okuduğum kitaplarda bu avrat pazarının orada helezonik bir Bizans merdiveninden bahsediyor. Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Arkadaş. Yok, o kız arkadaş. Ben yandığını var biliyorum hocam avrat pazarının. Şey var, ne olduğunu? Avrat pazarının olduğu yeri yangınla boşaldığını biliyorum. Yanmış mı? Öyle biliyorum yani. Avrat pazarında dükkan falan mı varmış, neymiş? Yani bina var mıymış yani? Şirketler bundan şöyle çeşitli şeyler varmış. Oradan taşınmak zorunda kalmış diye biliyorum. Evet, onu bilmiyorum. Yani tabii belge olmadıkça da doğru bir şey kabul etmek mümkün değil. Ancak araştırmaya muhtaç bir konu. Eski İstanbul'u bilen çok iyi şeyler var. Araştırmacılar var. Onlardan tetkik etmek lazım. Fakat şunu söyleyebiliriz. Şimdi Sinan'ın da ilk acil külliyelerinden biri olduğu için arsanın darlığından dolayı biraz doğrusu sıkıntı yaşamış olabilir. Bir de bu yolun varlığı galiba külliyeyi en çok etkileyen bir etken olmuş. Bu yolun mevcudiyeti. Yolu değiştirmiş ve külliyeyi de ortadan bölmüş yani. Buraya gittiniz mi hiç? Buradan aradan geçtiniz mi? Burada sonunda Cuma pazarının bittiği yer, bu şuralar. Yani buradan ta Fındıkzade'ye iniyor şeye. Ana yola, Millet Caddesi'ne. En geniş caddelerden biri yani. Nasıl? Okulunuz nerede? Hangisi? Şey, Maus'ta gösteriyor musun? Ha, Maus'ta, evet. Bu tabii Aksaray'a giden yol. Haseki Hastanesi'nin arkasından. Bu ise Cuma pazarının kurulduğu şey. Ta Millet Caddesi'ne kadar gidiyor. Bu da zaten şey... meşhur Davutpaşa Külliyesi'nin olduğu cadde. Caddenin sonunda da güzel bir camisi var. Onun adına. Hekimoğlu Ali Paşa. Çok bin yaşar. Bu Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin devamı ta Davutpaşa'ya ve Hekimoğlu'ya şeye kadar gidiyor Ali Paşa. O da güzel bir camidir aslında. Klasik üslupta görünüyor ama barok döneminin yapısıdır. Davutpaşa Camisi 1485'te yapılmış değil mi? Evet, eski camilerden biridir ve önemli bir külliyedir. Ben aslında Fatih Belediyesi'ni o enkazı oradan kaldırdığı için kutlamak istiyorum. Gerçekten gecekondu, sefil binalar vardı. Tamamen külliyenin önünü kesmişti. Allah'a şükür onu açtılar, çok güzel oldu. Hem medresesi şimdi canlandı, hem de cami ortaya çıktı yani.
Onun bir çeşmesi var. İstanbul'un en eski çeşmesidir. Kitabesiyle de duruyor o. Onu inşallah başına bir iş gelmedi. Bilmiyorum ne olur. Duruyor. Evet. Evet. Davut Paşa'nın çeşmesi var. Ana yol üzerinde. Bu külliyenin tüm masraflarını Hürrem Sultan kendi vaktisinden, kendi bütçesinden mi karşılamış? Yani kocasının da olabilir. Şimdi çalışan bir kadın değil. Yani devlet memuru değil de sarayda oturan bir eli yağda, bir eli balda bir hanım. Hanım Sultan yapacak bir şeyimiz. Devlet başkanımızın eşi. Mihrimah Sultan da öyle. Onların her dediği olurdu yani. Kadınların zaten her yerde her dediği olur yani. Hiç kimse kendisini yormasın yani. Yapacak bir şey yok. Evet, bu hastaneden bir görünüş. Maalesef böyle kötü madeni doğramalar var. Buraya bir işlev verdiler mi bilmiyorum ne yapıldı. Çok güzel şeyler olabilir burada. Mesela kültür merkezi, açık hava toplantıları, konferans olabilir güzel havalarda. Kapalı yerlerde bir takım düzenlemeler olabilir. Önemli bir külliyemiz yani bunu değerlendirme ve Sinan da ilk en erken büyük külliyesi kabul ediliyor. Haseki'den sonra biliyorsun aniden Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi olan oğlu Mehmet'in Manisa'da valiyken ani ölümü çok büyük bir şey yaratmış. Şok yaratmış padişahta ve cenazesini İstanbul'a getirmişler ve Sinan da şuraya türbesini yapmış, buraya gömmüş. Bu da Rüstem Paşa'nın türbesi. Daha sonra eklenmiş. Sonra Kanuni Sultan Süleyman türbenin olduğu yere büyük bir külliye yapmasını istemiş Sinan'dan. Sinan da diyor ki külliyeyi resmedip arz ettim. Yani çizdim, padişaha sundum. O da çok beğendi ve hemen inşaata başlanılsın dedi. Ve şehzadenin yapılışı bu şekilde meydana geldi. Şurada bir merkezi kubbemiz var. 4,5 kubbeyle ana mekanı kapatmış. En simetrik, en mütekamil, strüktürel açıdan en mükemmel bir çözüm. 4 tane fil ayağı var. Bunlar 7,5'a 7,5 yani aşağı yukarı 50 metrekare içinde küçük bir ev yapılabilir. Fakat bu Sinan'a göre mekan birliğini bozuyor. Yani bu mekan henüz bir birlik içinde değil, bunlar görünüşü kesiyor. Bunlar çok büyük olmalarına rağmen mekan çok büyük olduğu için içeride hissetmiyorsun çok büyük olduğunu. Farkına varmıyorsun. Ama Sinan duyarlı bir mimar olduğu için bunun farkında. Aynı planda da tabii güzel bir avlusu var, revaklarla çevrili. Son cemaat revakıyla bu avlu revakları tam bir bütünlük arz ediyor. Diğer külliyelerin çoğunda dikkat ederseniz bu avlu revakların çevresinde de medrese odaları var. Yani medrese avlusu ile cami avlusunu birleştirmiş. Bu da aslında bence çok mükemmel bir çözüm. Yani eğitim, kültür ve din bir araya gelmiş. Hocalar ve öğrenciler bir araya getirmişler. Burada imaretimiz var. Burada Sibyan Mektebi var. Bu da taphanesi. Bu da medresesi. Bunu bir ara bir restoran yapmışlardı galiba. Hı hı. Yemek yenen. Sonra değiştirildi zannediyorum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Suffa vaktinde yabancılar birileri var yani. Öyle mi? Evet. Ama şu var. Girip bakabiliyoruz. Ha, görülebiliyor yani. Evet, 1548 tarihinde bunu... Hocam bu diğer kısımdan kayıp herhalde sanırım. Bir medrese var yani şu anda. Medrese? Yok var. Bunlar var. Şu taphane, ondan sonra şu öbür şey... Bak şimdi yukarıdan bir fotoğraf var göstereceğim. Taphane burada. Bunu bir Türkistan bilmem ne şeyine vakfına vermişler diye derneğine. Doğu Türkistan. Öyle bir şey. Doğu Türkistan mı? O kadar muhteşem şey tabii buranın camisi. Bence İstanbul'un en güzel camisi. En mütenasık yani en orantılı, en düzgün, en mükemmel. Ve mükemmel bir çözüm olduğu için bakın Sinan'ın büyüklüğüne. Bir daha bunu tekrar etmemiş. Bir
planda, tasarımda mükemmele ulaştığı zaman aynısını tekrarlamıyor. Başka arayışlara gidiyor. Peki buna niye çıraklık eseri mi diyor? Böyle bir şey yok. Bunu biz uydurmuşuz yani. Evet. Yok bu, ben demiş ki çıraklık. Nerede demiş? Belgeniz var mı? Biz de söyledim yaşlı. Ya ya söylemiş. Nerede söyledi? Siz de mi söyledi dedim yani. Söyleyin biz de öğrenelim yani. Ben de araştırıyorum. Yani söylemediği şeyleri ona biz şey yaparız. Çok böyle huyumuz var yani. Böyle demiştir. Nerede demiş? Kimse bilmiyor. Yok pencerenin üstünü ne restoran açmışlar, bir kağıt çıkmış şişenin içinde. Açmışlar, ya nasıl restore edilir yazıyor. Kim gördü? Bilmiyorum. Kim aldı kağıdı belli değil. Peki şahit o da yok. Belge de yok o zaman. Allah affetsin hepsini. Böyle bir film yok yani. Arada bir. Bu kız ne yapıyor burada anlamıyorum yani. Bitiyor hocam. Bitiyor. Evet peki. Neyi? Oğlu erken ölünce hani onun adına yaptırıldığı doğru mu? Böyle bir rivayet var ama yok öyle bir şey. Sinan anılarında diyor ki çok büyük üzüntüye kapıldı. Hemen türbesinin olduğu bir külliye yapmam istedi oğlu için. Ben de cami ve çevresindeki biraz bunda da dağınıklık var aslında bakın. Çok iyi. Peki bu ana yol etkilemiş bunu. Burada önünde bir yerde de daha sonra bir su terası eklenmiş zannediyorum. Burada bir yerde evet. Şu anda yok. Daha sonra, 17. yüzyıl olabilir yani. Kırkçeşme'de arkası yok. Kırkçeşme'de yok o. Evet. Cami planında Orta Asya'da Talhatan Baba Türbesi'nden etkilendi diyebilir miyiz? Yani dersek sıkıntıya girmiş oluruz. Talhatan'ı görmüş mü görmemiş mi bilmiyorum ama çok uzak bir yer. Orayı görmesi pek akla yatkın gelmiyor. Ama yani... Çok mu benziyor? Yani kendisi hep bir çözüme götürmüş. Hiç taklitte kalmamış. Onu kabul etmek lazım. Burada bakınız şeyi görüyoruz. Ha, şey burada terazi. Şurada. Bu medrese. Burası işte taphane, burası imaret, bu da burada Sibyan Mektebi, bu olacak. Bu türbesi, bu da Rüstem Paşa'nın türbesi. Bu türbe daha sonra ekle, bu Rüstem Paşa'nın. Küçük yapmışlar, evet. Aradan mı tasarım? Nasıl? Biraz küçük. Yani Şehzade Mehmet'in yanında izin verseniz küçük olsun yani. Cihan Padişah'ın oğlu ya. En çok sevdiği, en çok üzüldüğü. Hatta burada minarelerinde kabartmalı şeyler var. Onu herkes bir şekilde yorumluyor. Sinan o konuda herhangi bir açıklama yapmıyor ama bazı sanat tarihçilerinin ifadelerine göre biraz şen şakrak göstermek istemiş ki padişahın üzüntüsünü, acısını biraz dindirsin, azaltsın diye. O da bir yorum yani. Siz de yorum yapabilirsiniz. Yorum yapmak da bedavadır. Kimseden para almıyorlar artık. Geçenlerde o üstündeki desenlerin bu Bizans'taki gözyaşı. Gözyaşı böyle bir şey derler ben bilmiyorum o. Onu Bizans konusunda uzman olan arkadaşlarımıza sormamız lazım. En dengeli ve en alımlı camisi ve tabii sultanın olduğu için iki minareli yapılmasına izin verilmiş. Padişah dışında kimseye iki minare yapma hakkı yok. Bir Kızı Mihrimah'a İskele Camii Üsküdar'da yapmış. Bir de burada. Yani Osmanlı'da gelenek çok güçlüydü. Bir şey adı kondu mu kimse onun dışına çıkamaz yani. Dilini koparırlar adamın yani. Ama şefkatle de her şeye bakarlar yani. Akıllı uslu duranlara bir şey yapmazlar yani. Evet, genç bir şehzadenin anısına yapılan camide taş süsleme ile hafif, adeta neşeli bir görünüş sağlanmaya çalışılmıştır. Diyenlerden aldım ben yani. Bu durum minare gövdelerinde daha çok belirmekte. Caminin piramit biçimindeki ana kitlesine çeşitli yapı elemanları yoluyla bir hareket getirilmiş.
Taş süsleme ise tüm satırları belirleyici bir işlev kazanmıştır. Sinan'ın en güzel şeyi de zaten klasik üslubun da özelliği sayılan masif taşı çok temiz kullanması. Burada gördüğünüz bu şeyler belki Palladio görebiliriz. Yani Rönesans mimarı. Sanki onda da bir gizli Sinan benzerliği var. Acayip masif güzel kullanıyor şeyi. Sinan da bu estetiği oradan kapmış. Yani saf taşa bakan insan gözünü alıyor. Hiçbir tasannuğa, yani bir suni bir şeye kaçmadan yalınlığıyla gösteriyor eseri. Bu Sinan camilerinin, evet Küfeki, Sinan camilerinin yapılarının en güzel tarafı heykel gibi yapıyor. Yani temel buradan, çıktıksa kubbede bitti. Biliyorsunuz kubbeden başlanmaz yapmaya. Çok sıkıntılı olur, düşebilir kubbe. Yani boşluğa çıkıp ben de kubbe yapayım, yavaş yavaş aşağı ineyim olmaz yani. Aşağıdan yukarı doğru çıkacağız. Bir heykel gibi. Ama başlarken nerede biteceğini biliyor adam yani. Bilmese o sonuca gidemez. Mümkün değil. Bunu mimarlara hatırlatmak lazım. Çünkü mimaride böyle bir şey olmaz. Ya ben çıkayım da sonra bakalım Allah-u Kerim nereye varır. Böyle bir şey yok. Tamamını bileceksin projenin. Ona göre çıkabilirsin eserini. Ve bittiyse kapı pencereyi tak, anahtar teslim bitti. Sıva muha bilmem neye gerek yok. Her şey hazır. Yani ne diyorlar? Bir mimarımız var rahmetli olmuştu. Kaya yok. Çilingiroğlu soyadı. İstanbul Reklam Binası var Cağaloğlu'nda. Şimdi ne olarak kullanılıyor bilmiyorum. Tercüman şey var. Bir çok büyük çıkıntılar olan. Evet. Günay Çilingiroğlu galiba, evet. Ben onu çok temiz brüt yapan, brüt bina yapan, brüt beton kullanan ve adeta Sinan'a benzetiyorum. Karaköy Ticaret Merkezi'nde öyle yapmış. Tamamen brüt beton heykel gibi çıkmış, boşluklar kalmış. Pencere kapı ve anahtar teslim yeri. Sıva muva yok yani. Bu kadar temiz, yani Sinan'ın Küfeki taşı gibi pırıl pırıl bir brüt. Yani çok iyi araştırıcı bir mimar. Dediğim gibi başlarken nerede bitireceğini bilen birisi. Buyurun. Hocam bu Küfeki taşı Bakırköy'de yataklar var diye. Derler oradan evvel ama işte bitirmişiz, o da kalmamış yani. Şamlar'da var. Şamlar Köyü. Şamlar Köyü. Bilir misiniz? Ben yani, Şamlar biliyorum. Bir de şeyde Vize'de var. Şam'dakinin cinsiyle bunun cinsi aynı değil. Tutmuyor zaten. Evet. Yani dökülüyor, parçalanıyor. Bu çok farklı. Yine şey, Şam'daki Süleymaniye güzel yani. Ben onu gördüm. Şamlar Köyü dedim yani. İstanbul, Arnavutköy, Şamlar. Şamlar, pardon. Ben Şam şeyinizden. Şamlar diye bir köy var, gitmiştim ben oraya. Var var, orada bir de şey var hocam, İkinci Mahmud'un su bendi var, harika yani. Böyle evet, evet, harika evet. Yani. O başlı başına bir böyle pitoresk bir manzarası var, coşkulu bir manzarası var. Yani orada kimse görmüyor. Bizim yöneticilerimizi suçlayacağım. Böyle gidecek yol güzel yani, düzenleme yap. Tutup hemen asfalt döşeyip hızlı bir otoban. Böyle şey olmaz. Birkaç ormanı böyle deldiler, geçtiler yani. Kimse sağında solunda ne var bilmiyor ama bayağı geniş de tuttular. Dozer gibi ormanı kesip attılar. Daha yeni yeni Mağlava'ya gidecek yol bulunuyor. Ben gittiğimde öğrencilerle Su Vakfı'na yalvarıyorduk. Onlar bize kılavuz veriyorlardı. Bir yere kadar arabayla gidiyorduk. Ondan sonra indiriyorlardı bizi. Yürü babam yürü. Eğer yağmur bir hafif varsa çamura ayaklarımız batman kalaş gibi böyle basarak şey yapıyor. Boyumuz yükselmeye başladı çünkü sürekli altına çamur yapışıyor. Yani kaç defa evde bir tarafımızı kırdıracaktır. Hanım dedi bu nedir bu rezalet? Böyle sokmam seni eve. Kapıda bıraktık şeyimizi. Bir de köpekler de vardı orada hocam. Evet. Bir ama iki tane kılavuz verdiler bize. Allah razı olsun onlar. Su Vakfı'nın, Sular İdaresi'nin Bahçeköy'deki şeyleri. Onun da başında olan müdürün şeyini verdiler bana. Adı Karsu Hanım. Dedim vallahi hanımefendi isminiz de çok güzel yakışmış. Karsu. Su yapılanı da sizin vasıtanızla dolaşıyoruz. Yılmaz Düdükçü diye bir şey verdi bize arkada şeyi, kılavuz oradan.
Onda bir samimi arkadaş adı Zülkarneyn. Onu da hiç duymamıştım Zülkarneyn. Hakikaten çok güzel bir şekilde bizi dolaştırdılar. Ama yani bu böyle olmaz. Yani değişik bir insanların turist olarak gelip görmelerini sağlayacak bir düzenleme olması lazım. Ya Avrupa'da olsa buraya bir yerde charter uçağı indirirler, sırf gösterirler, götürürler. Satamıyoruz malımızı yani. Hocam o Muğlova Kemerli ben Kayseri'de bir kent müzesi var. Orada ilk kez gördüm. Dedim İstanbul'da neredeymiş? Ben İstanbul'da yaşıyorum, bir göreyim falan dedim. Oraya vardım, böyle kenara baktım. Bir sürü insana sordum. Burada dediler adını da bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Sonra ben tahminim ben dedim burada olması gerekir dedim. Yürüdüm. O şeyden boşluktan gittim yani eski Kuryan Andrei Köyü Barajı'nı oradan buldum yani. Evet. Güzelce de çok. Yani dünya mimarlık tarihinin ya su yapılarının içinde tek taş pırlanta derler ya, Muğlova Kemeri öyle. Onu ileriki dersimizde anlatacağım. Burada hemen Mirmah Sultan'ın külliyesi devreye giriyor. En güzel külliyelerinden biri de budur. Fakat biraz daha burada kubbe şeyinde üç taraftan yarım kubbe koymuş. Hemen giriyorsun büyük kubbenin altına camiye girerken. Bunu yapınca mekan algılanmıyor. Biraz böyle şeyde kalıyorsun. Damdan kuyuya düşer gibi oluyorsun. Halbuki diğerlerinde, burada da yarım kubbe olsa kademeli giriş daha insanı alıştırır mekanı. Ama yine güzel ve çok sade bir camidir. İçinde hemen hemen süs yok denecek kadar az. Hatta orijinal tarafından bir de revzenleridir o vitrayları, renkli camları. O dönemden kaldığı söyleniyor diyeyim yani ben çok emin değilim. İnşallah öyledir. Burada işte maalesef bu medrese iyi durumda değil. Kimseye gösterilmiyor. Üstü de kapanmış vaziyette. Medreseler nasıl yapılardır plan olarak biliyorsunuz. Büyük odası dershanedir. Burada ders yapılır. Diğer odalarda öğrenciler kalır. İkişer ikişer tahminen. Yahut da çok lüks olursa bir öğrenci kalabilir ama genellikle her zaman iki iki kalmaları bir adet ve bu da ortak avluları. Bazı binalar, bu da Sibyan Mektebi, yine açık bir yeri de var. Hocam görünmüyor, şimdi gösteriyorsunuz. Anlamadık yani başından beri. Yanlış mı tutuyorum? Neyse. Şimdi bu medrese dediğimiz dershane orası, öğrenci odaları. Orada Sibyan Mektebi var 3 numarada. Fakat Sinan'da çok güzel bir şey var. Avlusu olmayan ya küçük olan avlularda son cemaat ileri bir revak var ya, ikinci bir revakla kuşatıyor. Geniş alan sağlıyor. Yani biliyorsunuz avluda olanlar açıkta, yağmurda, güneşte rahatsız olurlar ama onlar da koruma altına alıyor. Burada da çok güzel bir, bunu saçaklı yapıyor. Birinci revak yani son cemaat yerini kubbeli. Burada 5 kubbeden oluşan revakı görüyoruz. Ama geniş bir saçakla şeyi uzatarak yani çatı yaparak böyle bir şey sağlıyor. Fakat burada çok güzel bir numarası daha var Sinan'ın. Onu görünce insan çok hoşuna gidiyor. Ben çok seviyorum. Şadırvan da almış şeyin altına, uzatmış. Öne doğru saçağı, şadırvan da koruma altına almış. Ve o tarihlerde şey anlatıyor, müthiş manzara seyrederlermiş, denize açık. Ve deniz buraya yakın çünkü adı İskele Camii. Sonradan maalesef doldurula. Şimdi gravürünü göstereceğim, bakın denize ne kadar yakın. Yabancılar Allah razı olsun yapmış. Bak hemen, ne oldu ya? Hemen o meydan çeşmesinin orada. Bu güzelliğe bakın ya, bu hayatın güzelliğine yani. Maalesef. Burada dikkat ediyor musunuz? Bak saçak buraya kadar çıkmış. Şadırvan da altına almış. Şimdi şeyini göstereceğim onun. Burada kubbeli son cemaat revakını ikinci bir revakla çatıyla sarmış ve öne doğru çıkarak şadırvanda
bunun altına almış. Şimdi arkadaşlara şeyi göstereyim. Burada dediğimiz medrese bu. Bu medrese, dershane, öğrenci odaları. Bu da Sıbyan Mektebi. Burada dediğimiz revak, son cemaat yeri revak. İkinci bir revak, çatıyı da uzatarak bunda. Burada güzel bir çeşmesi var. Buradan çok güzel bir terası var. Deniz seyredilir. Yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. En güzel deniz camilerinden biridir. Yani denize bakan camilerden biridir. Rivayet doğru mu hocam? İlhan Sultan'ın görmek için girdiğinde camiyi çok loş bulduğu. Yani böyle canların bir belge. Canların aldığından dolayı. Böyle bir belge bilmiyorum. Tamam hocam. Şimdi orayı gösteriyorum. Bakın çift revak şeye almış. Şimdi mesela burada bir nispet var. Bakın. Bunların bir yüksekliği var. Yeni yapılan camilere gidin. Yani revaklı avlu yapmışlar. İlk baktığın zaman ya bu olmamış diyorsunuz. Çünkü şeyler kısa tutmuşlar böyle. Güdük yani. Bu kadar olur mu ya? Oranları bilmek lazım yani. Hocam şu demirler var değil mi? Birbirine bağlı. Gergi evet. Orijinal değil mi? Orijinal evet. O şeyin içine gömülü şeyler başlarını birbirine bağlıyorlar. Depremde şey olmasın. Birbirini desteklesin. Şimdi kagir yapılar depremde daha sağlıklı duruyor. Çünkü parçalardan oluşuyor. Bir beton kiriş düşünün. Deprem salladı mı bütün kiriş gider yani. Ama kagir yapıda deprem buradan vurdu mu bu taş etkilenir. İkinci taş biraz daha az etkilenir. Giderek iş sıfıra gider yani. Dolayısıyla çok güvenlidir kagir yapılar depremde. Tersine yani herkes şey zannediyor tehlikeli. Betonarme çöktü mü sonra pislik yani. Ama taş yıkılsa da sonra hepsini malzeme olarak kullanabilirsin. Ahşap da öyle. Yani asaletli var taşın da ahşabın da. Organik malzemeler. Pahalı tabii ama şey kadar dayanıklı değil tabii taş. Kargir kelimesinin parçada mı geliyor? Ne? Kargir diyor. Kargir evet. Evet. Parça bir kelime. Evet parçadan. Kargir. Yığma anlamında kullanıyoruz. Taşla yapılan. Molas taş da olabilir, kesme taş da olabilir. Bazıları reyi atıyor, kagir oluyor. Aslı kargirdir yani. Şimdi büyük külliyelerini gördük, daha devam edeceğiz ama Sinan'ın menzil külliyeleri çok önemli. Burada Payas'taki menzil külliyesini görüyoruz. Payas hac yolunda Antakya'da, İskenderun'un orada yani, şeye giderken Suriye üzerinden girerken hacca doğru, Hicaz'a doğru en önemli büyük külliyelerden biridir. Bu tarafları fazla ordu sefer amacıyla kullanmamış. Burası daha çok hac yoluna, hacıların konforunu, dinlenmelerini, işte burada birkaç gün kalıp kendilerine gelmelerini, banyo yapmalarını. 3 gün boyunca bütün herkes devlet hesabına burada yemek yer, yıkanır, ibadetini yapar. Öylesine güçlü bir sistem var. Bize de vuracak gibi galiba o mikro. Herkes öksürene şüpheyle bakıyor çünkü. Ders yapıyorlar mı şimdi? Bir ara yapıyorlar da şimdi yapmıyorlar diyorlar. Belirti varsa yapıyorlar. He? Belirti varsa yapıyorlar. Ne? Belirti varsa yapıyorlar. Ha, nerede yapıyorlar? Devlet şeyleri. Ücretli mi, ücretsiz mi? Yani devlet hastanesi ücretsiz de normal hastanede ücretsiz. Devlet ücretsiz. Bir günde çıkıyor. Evet. Birisi dedi ki ya orada gitsen gittiğin için şey olabilirsin. Dikkatli ol. Ben de peki dedim. Bunun önemi bu külliyenin bütünüyle günümüze gelmiş olması. Bu gördüğümüz büyük kervansarayı. Şeyde han olarak yazıyor kitabesinde bu kervansarayı. Develerin, atların kaldığı
ve yolcuların ikamet ettiği, yemek yediği imaretinde önemli bir külliye. Burası Aras'tası. Aras'ta biliyorsun karşılıklı iki sıra dükkanın olduğu yer. Burası camisi. Camiyi küçük yapmış. Bunun sebebini söylemiştim size. Yani kent külliyelerinde cami çok büyük tutuluyor. Büyük kalabalık cemaat alsın diye ama kasabalarda yıl boyu fazla cemaat olmadığı için büyük bir cami yapmanın akıl kârı olmadığını. Sinan'ın da buradan insan analiz ederek çıkarıyor ki akıllı bir adam. Yani daha tasarruflu düşünmüş. Ama büyük kalabalık bir kafile gelse, kervan gelse, kervanlar genellikle güzel havalarda seyahat ederler biliyorsunuz. Onlar için güzel havalarda işte avluyu hazırlamış, büyük bir avlu. Açık havada cuma namazı kılabilir. Bence çok akıllıca bir yaklaşım. Yani yıl boyu büyük bir cami yapıp boş kalacağını, küçük cami ama büyük bir açık alan bırakıp hacıların da ihtiyacını gidermesi. Burada da hamamını görüyoruz. Restorasyonu yapıldıktan sonra da gittim ben. Kalesi, bu Payas Kalesi. Bu da işte İskenderun Körfezi. Burada külliye. Olağanüstü güzel bir külliye. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi fakat Sultan Selim diyorlar. Baktım tabela vakıflar Sarı Selim diye. Nedir bu dedim. Ne kadar ayıp yani. Yani rahmetli Semavi iyice bir konferansta söyledi. Sarı Selim hakaret anlamında kullanılıyor. Affedersin piç anlamında yani. Biz niye kullanıyoruz bunu ya? Cahilliğimizden bilmiyoruz ne olduğunu. Onun için böyle hem de tabela asmış ya vakıflar. Müteahhide söyledim. Vallahi dedi ben de bilmiyordum. Söylerim dedim. Dedim söyle kardeşim şey ayıptır. Zeynep Ahunbay da gelmişti. Bir de şey Nevzat İlhan. O da bilim kurulundaydı yani. Kitaplarda da o Sarı Selim'in lafı çok geçiyor hocam. İyi yani hoş bir şey değil. Ona dikkat etmek lazım. Bu da son halini görüyoruz. Çatı piramit mi hocam? Evet. Sokullu Mehmet Paşa'nın bir de Lüleburgaz'da çok güzel bir külliyesi var. Fakat bu külliyenin maalesef şu kısmı kervansarayı tamamen yıkık. Yok yani şu anda burada otopark var. Bu restitüsyon şeyi planı. Yani böyle olduğu tahmin ediyor. Burada da bakın camiyi küçük tutmuş. Medrese avlusuyla cami avlusu birleşmiş. Medrese odaları, revakları. Bu çifte hamamı. Çifte hamam 88'de patlamıştı bir kubbesi. Diğer kubbede bir marangoza verilmişti. Atölye olarak kullanıyordu orayı. Fakat çok şey yaptık yani yalvar yakar. Sonra restore edildi. Şimdi Lüleburgaz meclis şeyi burada toplanıyor. Meclis binası oldu yani toplantılarını burada yapıyorlar. Güzel. Bu Aras'ta da çok güzel bir Aras'ta. Burada da dua kubbesi diye bir kubbe var. Cami ile kervansaray birbirine bağlayan bir mekan. Bunun her gün işe başlarken galiba birileri dua ediyor padişahımıza, esnafa hayırlı şeyler verilsin diye. Bu da epey yayıldığı için adı kalmış dua kubbesi. Yani dua kubbesi denilmesi bazı çarşı şeylerde bu gelenek belki vardır daha zannediyorum. Anadolu'da. Nerede? Ha. Ha. Evet. Her cuma günü. Evet. Güzel. O da İslam'dan çıktı ha. Evet. Yani güzel bir gelenek sürdürmek hoşuma gidiyor benim. Burada külliyenin tamamını görüyoruz. Bakın kervansarayın yerinde burada şeyler var, arabalar var. Otopark olmuş. Bu dediğim şey burası yan tarafta. Bu da
şeyin can arkada da şey var. Şuralarda Sibyan Mektebi şimdi çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor. Rus Bulgar işgalinde maalesef Edirne'den Ayasofya'ya kadar bütün minareleri yıkılmış camilerimizin. Traktörle ip bağlayarak indirmişler. Tabii o dönemin minaresi değil, hemen yenilenmiş. Ruslar mı şey yapıyor? Nasıl? Bulgarlar mı yıkıyor? Evet. Nedense bir yerlerine batıyor minare galiba, yıkıyorlar. İslam'ı sembolize ettiği için mi acaba? Burada tamamını görüyoruz. Restitüsyon çizimi bu yani. Burada hamam dediğimiz burası. Yani neresi bakımlık yani? Burası çok bakımsız. Evet. Hatta şuradan girdiğiniz zaman o sizin dediğiniz yerde hocam duvar. Evet. Oradan girip sağ tarafta avlunun içerisinde odanın içerisinde şey yapmış, ahlisane yapmış, boruları gibi. Acayip en son gittim. Daha yeni gittim. Neyse dua kubbesini görelim. Apostik de var. Bu dua kubbesini, bu geleneği ve bu kervansarayın durumunu en güzel anlatan Evliya Çelebi'dir. Oradan sadeleştirerek bir alıntı yaptım. Şöyle diyor Evliya Çelebi senatnamesinde, şunları kaydediyor. Kale gibi 150 ocaklı büyük bir handır. Haremli, develikli, ahırlıdır. Sadece ahırı 3000'den fazla hayvan alır. Kapıda gözcüleri daima nevbet tutarlar. Akşam yemeğinden sonra mehterhane çalarak kapı kapanır. Gözcüler kandiller yakıp kapı dibinde yatarlar. Neden? Eğer gece yarısından sonra misafir gelirse kapıyı açıp içeri alırlar. Hazır ne yemek varsa getirirler. Ama cihan yıkılsa içeriden taşra bir adem bırakmazlar. Yani içeriden dışarıya bir adem, kimseyi bırakmazlar. Bütün misafirler kalktığı zaman yine mehterhane dövülüp herkes malından haberdar olur. Hancılar, tellallar gibi. Ey ümmeti Muhammed, malınız, canınız, atınız, donunuz tamam mıdır? Bu donunuz elbise demektir yani, yanlış anlaşılmasın. Tamam mıdır diye rica edip nida ederler, çağırırlar yani. Misafirler cümlesi tamamdır. Hak hayır sahibine rahmet eyleye dedikleri zaman kapı bekçileri iki kapıları açarak yine kapı dibinde yollarda gafil gitmeyin. Döşek kilim kaybetmeyin. Herkesi yoldaş etmeyin. Yürüyün Allah asan getire. Yani kolay gelsin diye dua ve nasihat ederler. Herkes bir tarafa yoluna devam eder. Bu hanın batısında vezirler, ileri gelenler ve büyükler için haremli, divanhaneli, 150 hücreli, hamamlı, kilerli, mutfaklı bir büyük saray vardır ki övmede dil yetersiz kalır. O diyor ki övmede dil kasir kalır, yani yetersiz kalır. Sadeleştirince tabii lezzetli kalmıyor ama ne yapayım? Anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Bu binanın hepsi Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın olup hep kârgirdir ve büyük mihman sarayın demir kapısının kemeri üzere beyaz mermere Karahisar'ı hattıyla şu tarih mısrağı yazılmıştır. Bu kervansaraya gelen oldu hep revan. Yani bu kervansaraya gelen hep tekrar yoluna devam etti. Hakikaten kitabeye gittim duruyor yani adam atmıyor. Derler ki Evliya Çelebi mübalağa eder. Aslında böyle bir şey yok. Aynen yazıyor evet. Ben Sinan'ın kitaba kataloğunu hazırladım yani. Oradan biliyorum. İsmet Taşı da burada bir tanesi var. Evet. Küçük bir külliye de Sokullu Mehmet Paşa için yapmış Eyüp'te. Türbe ve medreseden oluşan, son zamanlarda galiba bunu Eyüp Sağlık Ocağı mı bir şey olarak kullanıyorlardı. Sonra restorasyona alındı. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Restore ettik hocam. Öyle mi? Geçen dönemde Kadir Bey zamanında restore ettik. Bitti yani. Evet. Şu anda ne amaçla kullanıldı belli mi? Malum. Evet o, tamam. Anlaştık. Tamam tamam. Konuyu kapatalım tamam. Evet. Bir de Şam'daki Süleymaniye'yi görüyoruz. Külliye bu şekilde. Burada da bakın camiyi çok küçük yapmış. Akıllı olduğu için ve geniş bir alan. Burada imaret ve ahırlar var. Burada 1. Selim'in bir medresesi var. Ve Arastası var. Her yerde bakın çarşıyı unutmuyorlar.
hem akar gelir getiriyor, hem de alışveriş kolay olsun camiye gelenler. Çünkü herkesin gittiği yer camidir. Cami kentin merkezi gibidir yani. Bu da camisi. Burada dikkatinizi bir şeye çekiyorum. Bir havuz var şeyde ortada. Bu Sinan dönemine ait değil. Bunlar Araplar daha sonra yapmışlar zannediyorum. Çünkü Sinan hiçbir camisinde böyle durgun su koyup gitmez. Hepsi zaten yosun bağlamıştı orada yani gittiğimizde. Bir güzel kitabesi var bunun. En sonunda tarih düşürüyor. Şu mısrayla düşürüyor, şu dizeyle. Şam'ı ihya eyledi Sultan-ı Rum'un camii. Yani Şam'ı ayağa kaldırdı Anadolu Sultanı'nın camii. Sultan-ı Rum yani Anadolu. Biliyorsunuz Rum Anadolu ülkesine bizimkiler. Erzurum da şeydi yani Rumların yeri. Erzurum adı orada. Buyurun. Hocam bu cami şu anda bu şekilde mi yoksa? Evet bu şekilde. Savaşta acaba? Nasıl? Savaşta. Yok yok. Şam'da bu. Şam'da fazla tahribat olmadı. Maalesef Hüsreviye Halep'teki yıkıldı. Adiliye de biraz yara aldı duruyor yani. Hüsreviye de çok güzel bir külliyeydi. Hocam bu camiye Selimiye de diyorlar bildiğim kadarıyla bazı orada yani. Hangisine? Bu Süleymaniye camisine. Süleyman, Şam'dakine mi? Şam'da öyle de diyor. Yok, Selimiye, dediler Tekiye, Tekiye'si var onun. Yanında Tekiye diye, Tekiye zaten Araplar. Bir şey dediğim zaman Tekiye mi diyor, yani orayı mı? Yani adı baktım Tekiye, sonra da efendilik bize kalsın. Tamam dedim Tekiye, sizin dediğiniz olsun. Değiştiremedik adamları yani. Bir de bu Süleymaniye terimini biz uyduruyoruz yani. Osmanlı döneminde, 18. yılda bile Süleymaniye, Selimiye yazılmıyor biz. Nedense bunu çok yaygın hale getirmişiz. Sultan Selim Camii, Sultan Süleyman Camii. Adlı adıyla yani. Sinan'ın yarım kubbeli camiler arasında en başarılısı hiç şüphesiz Süleymaniye'dir. Burada Ayasofya'ya da bir şey var. Bir atıf var. Merkezi kubbe, kıble aks yönünde iki tane yarım kubbeyle çözülmüş. Fakat diğer yanlardan görüldüğü gibi bakın. Yarım kubbe kullanmamış, açık pencereler koymuş buraya. Ve kemeri de hafifletmek için bol pencereyle ağırlığını hafifletmiş ve ışık almış şey. Ama oradaki yükü içeride dört sütuna vermiş. İki bu tarafta, iki o tarafta. Onların da her biri başka bir diyardan gelmiş. Burada Süleymaniye'nin içini görüyoruz. Buradaki fil ayaklarına bakın. Dikkatinizi çekerim. Dört tane. Bunlar 11'e 11 ebat. Daha büyük. Yani 121 metrekare içine rahat bir ev yaparız. Biz hepimiz 80-90 metrekarede idare ediyoruz evlerimizde. Ama yine orada dediğim gibi pek hissetmiyorsun fazla büyük olduğunu. Bunun da mekan birliğini bozduğunu Sinan kabul ediyor. Burada Sıbyan Mektebi var. Hemen buradan göstereyim, pardon. O Sıbyan Mektebi yine kibirimli. Birinci, ikinci medrese, Darü't-Tıp, Darü'ş-Şifa, Poliklinik ve hastaların yattığı yer. Darü'z-Ziyafe, Taphane. Sinan'ın, ustamızın yattığı yer. Üçüncü, dördüncü medrese. Abu Suud Efendi şeyi. Darül Hadisi, bu da hamamı. Kanuni Türbesi, eşi Hürrem Sultan'ın türbesi. Bu da Darül Kurra. Evliya Çelebi'yi okurken, biz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü medreseyi ne biliyoruz? Sanki birinci sınıf, ikinci sınıf. Böyle değil. O diyor ki, dört mezhep için dört medrese inşa etti. Yani Selçuklu döneminde böyle bir gelenek var. Sünnilik dört mezhep ya. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki her birine bir medrese yaptı diye ifade ediyor. Yani ben de bilmiyordum Osmanlı döneminde de bu geleneğin devam ettiğini. Belki de Evliya doğru söylüyordur yani. Hocam o otogarın yanında bir tane sanırım Darül Kurra bir tek bir kubbeli bir şey var. Hiç açık olası türbe değil. Ha, türbe değil diye bir de yazmışlar yani. Bu şey Hürrem Sultan bu Kanuni bu Darül Kurra. Darülkurra, Kur'an bilimini okutan okul yani. Darül Hadis'e hadis ilmini. Şu anda yani hiç açık değil yani, orası boş sanırım yani.
Bilmiyorum neden olduğunu ama bilmiyorum. Fakat bu galiba çocuk kütüphanesi Sibyan Mektebi. Buralar biliyorsunuz Süleyman'ın okuma salonları, bu da deposu. Darut Tıp burada maalesef hepsi sağa sonra içine çok kötü binalar yapmış. Şu anda duruyor onlar ama burada göstermedik yani. Tıp fakültesi demektir. Fakülte, tıp fakültesi olunca yanında mutlaka hastanesinin olması lazım. Şimdi yok da birisi vakıf üniversitesi açıyor diyor, tıp fakültem de var. Arkadaş hastanen var mı diyor. Yok diyor, kiralayacağım. Kabul etmiyorum diyor. Kendi malın olacaksa o zaman izin veririm. 3 aylığına kiralıyorlar. İzin aldıktan sonra hak getiriyor. Bu mimarlık tarihimizin en muhteşem, en disiplinli ve bir şehircilik anlayışıyla ele almış önemli bir evet. Bence Sinan'ın en büyük başarısı Süleymaniye'de İstanbul'un en muhteşem külliyesini keşfetmiş olması. Yani tepesini. Çünkü böyle bir tepe başka yok. Tek örnek. Oradan, Eyüp'ten, Üsküdar'dan, Galata'dan, hatta Boğaziçi'nden, Haliç'ten ve Marmara Denizi'nden her taraftan görülen bir silüete sahip. Olağanüstü mükemmel bir yer. Burada hem İstanbul'u simgeleştirmiş Sinan, hem Kanuni'yi hem de kendini. Bence önemli bir gelişme. Hocam bir okuduğum kaynakta benim camim kıyamete kadar ayakta kalacak diyor. Öyle bir şey doğru. Tezkiretül Ebniye'de öyle bir söylem var. Evet doğrudur. İlâ intihâ-i zaman ve inkıraz-ı devran diyor. Benim şeyim ayakta kalacak diyor. Pardon. Evet burada da Süleymaniye'yi tam yakından bu fil ayaklarını daha iyi göresiniz diye koydum ve gerçekten büyük yani. Yani daha küçük yapamadım. Yapabilir mi? Yani mühendislik hesabı ne kadar açıklığı taşıyacak ona bakıyor. Bahsettiğim sütunlar şunlar. Bak biri bu, biri bu. Bir tanesi Kız Taşı'ndan taşınmış. Bir tanesi Baalbek'ten, Lübnan'dan. Bir tanesi İskenderiye'den. Dördüncüsü de Topkapı Sarayı'ndan taşınmış. Aynı renkte, aynı çapta, aynı boyda 4 tane granit. Müthiş bir şey yani. Nasıl keşfetmişlerse. Kamlin Türbesi de biliyorsunuz. Türbe mimarimizin en şaheser örneği. Gerçekten büyük yüzyıla yakışan, büyük ihtişamlı yapılar dizisi bu yüzyılda karşımıza çıkıyor. Hocam bu türbeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum da tam girişinin üst kısmında bir tane mermer var. Bunu böyle şey yaparken restorasyonda indirmişler. Arkasında böyle şey var. Ayasofya'da böyle kral bilmem Bizans sarayının şeyi varmış. Onun Ayasofya'dan getirildiği söyleniyor. Sonra galiba iade mi edeceklerdi? İhsan Bey daha iyi bilir. Plastirini almışlar, böyle şeyini almışlar, kalıbını almışlar, Ayasofya'ya götürmüşler de onu tekrar ters olarak o yazıları... Emitasyonunu yapmışlar belki, evet. Yazıların görükmeyen tarafını görükmeyecek şekilde yine aynı yerine koymuşlar yani, öyle bir şey. Evet. En son restorasyonda o tespit edildi hocam. Nasıl? En son restorasyonda arkasındaki yazılar tespit edildi. Öyle mi? Evet. Tamam. Ve ters kuruldu yani. Ben öyle biliyorum. Rumca yazılar. Ayasofya'dan gelmiş. Evet. Sinan'ın İstanbul'da uyguladığı enteresan bir yapısı da tek olan bir yapı. Piyalepaşa Camii'dir. Burada eski tarz ulu cami tiplerinden çok kubbeli, çok ayaklı. Fakat burada mekan birliği sanki biraz da sağlanmış çünkü çok ince iki tane sütuna oturtmuş. Bu camide. Ve en güzel Çinliler de Piyalepaşa'da kullanmış İznik Çinlilerini. Bu Piyalepaşa'daki Çinlilerin bir kısmını da çalmışlar. Tamam. Çalındı bir ara sonra ne oldu bulundu galiba. Evet. Bakın o iki tane ince sütun pek fazla. İki sütun sadece kullanmış. Altı kubbe ile. Hocam bu kuruluş dönemi mimarisi değil mi? Nasıl? Çok fazla kubbeli yapılar. Evet. Camiler. Evet. Kuruluş dönemi yalnız atıyor. İşte erken dönemde tek kubbeyle kapatılmadıkları için
Mekanı bölerek ayaklarla. İstanbul'da bundan başka cami var mı? Çok kubbeli. Örnek mi? İstanbul'da yok. En güzel, en son örneği Bursa Ulu Camii'dir. Bu tipin en güzel örneği. Fakat burada Sinan da bir şey yapmış burada. Benim kanaatime göre en simetrik camisi bu. Çünkü geri gidelim plana bakalım. Minareyi buraya koymuş, girişin üstüne. Sağdan ve soldan iki giriş vermiş. Bak tam simetrik. Bir de her camide en büyük problem müezzin mahfili. Nereye koyduğun zaman bütünlük, denge, simetri bozuluyor. Burada hemen buraya oturtmuş. Müezzin mahfili buraya koymuş. İki tane ana giriş, minare burada. Altı tane simetri kubbe ve her şeyiyle mükemmel bir simetri var burada. Bir burada, bir de Selimiye'de simetride zirveye çıkmış. Burada niye böyle yapmış? Başkası yapabilir mi? Bazıları diyor ki Sinan'ın üslubu değil. Abdullah Kur'an da öyle bir yorum var. Bunu Sinan'a mal etmek ne kadar doğru. Ama kendisi listelerinde söylüyor. Kendi camisi diye, yaptığı cami diye. Ve çok da yüksek olduğu için payandalarla duvarı güçlendirmiş. Beşiktaş Sinan Paşa'yı burada altıgen tipin enteresan bir örneği. Fakat bunu da sonra benimsemeyince, mükemmel bulmayınca bundan da vazgeçmiş. En sonda yani biraz da Edirne Üç Şerefeli'den şey almışlar, ilham almış altıgende. Sokullu Kadırga'da altıgen planın en mükemmel ve mekan birliğini sağlamış bakın. Her yerden şeyi görebiliyorsunuz. Şeyleri hepsini duvara çekmiş. Taşıyıcıları gömmüş duvara. Olağanüstü başarı sağlamış. Adamı yani adım adım takip ettiği zaman ne yaptığını hissediyorsun. Nereye varmak istediğini, neyi hedeflediğini yer yer ipucu veriyor bize. Ve ben de çok en çok sevdiğim camilerinden birisidir. Sokullu Mehmet Paşa. Ve en çok eser yaptığı adam da Sokullu Mehmet Paşa. Bu camide 3 tane de Hacer Resmet taşı var. Evet. Yani milletimizde girişte, girişte yerlerde. O da çok önemseniyor. Neden sevmiyorum? Halkımız şeye karşı saygısından dolayı zannediyorum. Yani bir mimari şeyi yok onun esprisi ama Hacer Resmet taşı olduğu için kutsama var orada. Ona da saygı duyuyoruz tabii. O taş da çok ilginç. Arazi meyilli olduğu için caminin girişini dershanenin altından vermiş. Ve çok güzel bir perspektif yakalamış. İnsanı heyecanlandıran bir müthiş güzel giriş. Ve bir de orantılı biçimde çini kullanmış. Kıble duvarının en güzel İznik çinileriyle süslemiş. Ve büyük bir görsellik katmıştır. Mihrimah Sultan'ın Edirne Kapı'da da biliyorsunuz bir camisi var yine. Sinan'ın çok muhteşem ve özel tasarımlarından biridir. Burada bir önce altıgen küp, üstüne de normal bir küp bindirmiş. Burada daha iyi anlaşılıyor. Burada bir altıgen küp var altta. Sonra bir normal küp var. Yani bir şeyi düşünün, bir portakalı düşünün. Dört taraftan keserseniz pencereleri dört yana da açılabilir. Burada çok güzel bir aydınlık, ferah bir ortam sağlamış ve böylece caminin hem o taşıyıcı duvarları hafiflemiş pencerelerle hem de her taraftan ışık almış. Ve üstüne de bir büyük kubbe gelince çok anıtsal bir ölçüye, kıvama vardırmış. Bu Üsküdar'da daha önce yapılan bir mimar aslında. Yok. Edirne Kapı'da. Önce Üsküdar'daki yapılıyor. Evet, önce sonra bu yapılıyor. Onu geçtik, gösterdik zaten. Ve nereden baksanız çok güzel. Fotojenik derler ya bir cami. Olağanüstü güzel poz veren bir cami. Ve günün her saatinde değişik ışıklarda içi böyle ferah bir atmosfer yaratıyor.
Eminönü Rüstempaşa'da ise sekizgen bir şemaya yaslanıyor. Bu adeta Selimiye'nin bir provası gibi oluyor. Çünkü o da sekizgen bir plan. Burada tabii en çok ilgi çeken ya daha işi dikkati dağıtan çok çini kullanılması. Kubbe hariç her tarafın çiniyle kaplanmış olması. Buna dair de bir sürü rivayetler inşa şey yapılıyor, söyleniyor. Burada dikkatimizi çeken bir diğer husus, avlusu olmadığı için burada da son cemaat revakı ikinci bir revakla onda etrafını sarmış. Dört tane girişi var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir de burada. Camiyi yukarıda yapmış. Rüstempaşa burada camiyi isteyince, burası rant şeyi yüksek bir yer, ticaret merkezi. Adam burada cami yapmak doğru değil. Yani yazık olur. Zorlayınca Sinan da akıllı mimar çözüm üretmiş. Alta han dükkanları yapmış, camiyi yukarı almış. Yani rasyonel bir çözüm ve zaten mimarın müşteriye çözüm üretmesi en büyük, en birinci görevidir. Ve bunu da böylece çözmüş bu olayı. Derler ki bir de, bir rivayette meşhur, Mirmah Sultan'la evliliğini duyunca çok da cimri olduğu için, yaşlı cimri bir sadrazam, çok çini sipariş vermiş ki belki kalbine iner ölür diye. O sipariş verdikçe adam dayanmış. Bu dayanmış, o da dayanmış. Bu dayanmış, o da dayanmış. Sonunda ikisi de hayatta kalmış yani. Ve öldürememiş adam. Derler tabii bir rivayet. Bunun alt tarafındaki dükkanlar şu anda sanırım boş ve girilmiyor yani. AVM'ler de boşalmış zaten. Yani ticaret durmuş vaziyette. Yani böyle giriş yok, nasıl olduğunu merak ediyorum ama yani giriş yok sanırım yani. Ben gittiğimde şeyde dağlıların restorasyonunu yapıyorlar dediler alt katta. Vakıflardan bir belki de çünkü üstünü yaptılar restorasyonu. Ama içine girmemişler. Çökmeler varmış galiba. Belki de şu anda sondajla giremezmiş. Belki de Zekai Hoca vardı onun kurulunda. Sorarım Zekai Hoca'ya. Bizim vakit geçti mi yoksa? Arkadaşlar bıktıysanız söyleyin bana. Rotaryanlar grubuna girmeyelim. Evet. Ve burada Selimiye'ye geliyoruz. Mimarlık tarihimizin evrensel mesaj verdiği ve kubbenin zaferi diye adlandırdığımız muhteşem yapıyı görüyoruz. Ve burada tek kubbe, tek mekan. Hatta Abdullah Kur'an kelime-i tevhidi burada sembolize etmiştir. Tek mekan, tek kubbe yaklaşımıyla. Gerçekten de burada büyük bir başarı söz konusu. Yani ne Hristiyan ne İslam dünyasında böyle bir kubbe yok. Strüktürel açıdan da, efendim estetik açıdan da. Hatta form ile biçimi ve strüktü taşıyıcıyı birbirinin içinde eritmiş. Yani gördüğün bir eleman taşıyıcı mı? Yoksa yaptığı bir biçim mi, mimari mi anlamıyorsa o kadar ustaca kaynaştırmış ikisini. Dolayısıyla çok da mükemmel bir statiği var yani. Hiçbir şeyden etkilenmeyecek kadar mükemmel bir taşıyıcı sisteme sahip olduğu için günümüze kadar hiçbir depremden de etkilenmemiştir. Böyle bir yanlamasına kesit de var. Onu da gösterme. Yani yıkılmış mı bunun da? Bulgarlar yıkmış mı bunun da? Yok, şöyle olmuş bu. Biliyorsunuz Şükrü Paşa Edirne'yi savundu. O meşhur savunması Şükrü Paşa'nın. İttihat Tarakki bir ay dayan demişler Şükrü Paşa'ya. O 5 ay, 150 gün dayanmış. Ve İttihat Tarakki bir destek gönderememiş. Unları azalmış, yemek bitmiş. Kum katmışlar içine ya, çoğaltmak için. Müzesinde gördüm yani ağladım manzarayı görünce. O parçaları da saklamışlar yani. Bunda ekmek yemişler. Ve kan kusturmuş hem Rus hem Bulgar ordularına. Onun için büyük bir kahraman şöhret olmuş Şükrü Paşa.
Sonunda Selimiye'yi vurmaya başlamışlar top atışıyla. Zarar görmesin diye tamam demiş, teslim oluyorum. Ve teslim etmiş Edirne'yi. Şey görünce komutan Selimiye'yi demiş, bu adam bir kahraman adam ya, bu zarar görmesin diye. Ve bu medeniyeti yapan millet bu toprakları bize yedirmez demiş. Bakın bu eserin verdiği mesaj ne kadar güzel. Ve Şükrü Paşa'yı davet ediyor. Kılıcını iade ediyor. Özgürsün, gidebilirsin diyor. Yani esir değilsin. Sizin gibi adam esir olamaz yani. Ve geliyor adamcağız İstanbul'a. Topkapı surlarına gelince İttihat halk çılgınca bekliyor. Surlara gelmişler. Şükrü Paşa geliyor diye. Kıskanmış İttihat Tarikibi'nin şöhretini. Adamı sokmamışlar gece yarısı 12'ye kadar. Halk dağılmış. Sonra almışlar Selimiye kışlasına götürmüşler adamcağız. Bu da İttihat Tarikibi'nin bir ayıbı yani. Hocam içinde atış yaptılar mı? Böylesine büyük bir adam Şükrü Paşa. Ya biz zaten her devirde, her şart altında, en ağır şeylerde kahraman insanlar yetiştirmiş bir milletiz yani. Övülmeliyiz yani. Sinan'a yakışır bir komutan yani. Akıbeti ne oluyor hocam? Şey, Şükrü Paşa'nın. Nasıl? Selimiye'den sonra akıbeti diyor. Sonra ne oluyor? Sonra şeyde işte İstanbul'da vefat ediyor yani. Kendi şeyde. Heh. Vadesi. Her ölen gibi o da gidiyor. Şu anda hatırlayan yok adam yani. Hani öldürme yok yani. Yok yok. Öldürme mi? Bir de öldürseler de adam ya. Rus Bulgar öldüremedi. Bunlar mı öldürecek yani? Yaparlar yapalım. Siyaset, şahşı, iletişim içerisinde. Evet, lanet olsun siyasete, ne diyelim ben. Burada hem başlangıç hem bitiş kitabesini gösteren avlu girişinden bir şey. Cephedeki güzelliğe bakın. Almaşık taşlar kullanmış. Monotonluğu gidermek için renkli taşlarla. Hocam orada sağda gözüküyor Bulgar topunun tarif ettiği yer. Hangisi? Bakın o restore edilmedi. Lazer'de evet, evet. Görüyorsunuz sağda. Şuradakini diyorsun değil mi? Evet hocam. Orası Bulgar top atışı yapıyor ama olduğu gibi restorasyon. Oldu diyorsun değil mi? Evet orası. Bir de hocam, sayın canlı restorasyonu başlıyor hocam. Ümit ederim orayı kapatmazlar. Evet. Ya da beni önerdiler bilim kuruluna. Allah aşkına, Allah aşkına ben uzaktım bu yani. Kalp ve tansiyondan gideceğiz bunları göre göre. Yani. Şey girin hocam yani böyle şeylere. Siz girmezseniz yani ne yaptıkları belirsiz yani. Ve 3 hafta sonra işimize son verilir. Hele bir bunun hünkâr mahfili var ki bir Çin'i müzesi olsa yeridir. Maalesef Ruslar o işgalde bir duvar panosunu olduğu gibi çalıp Leningrad'da sergilemişlerdir yani. Olağanüstü muhteşem bir Çin'i. Geri gelmedi mi önce? Leningrad'dan mı? Geri gelmedi mi? Yok. Bizimkiler de getirip ne yapacaklar bilmiyorlar. Onlar muhafaza ediyor hiç olmaz. Emaneten duruyor. Getirirler önce bir avluda boşaltırlar. Senelerce kalır. Giderek sayıları azalır Çinlerin. Tek tek kara kara ihtiyaç sahipleri alır götürür onu. Avrupa uyum yasasına göre konuşuyorum. İhtiyaç sahip. Çalmak denilmez. Ayıptır. Oradaki yazılarda özellikle o şeyde ne yazıyor acaba? Merak ettim hocam. Şu avrupta. Şey bu. Ayet. Rabbi ne? Cehalle değil. Rabbi heli hikmeten ne hukama vel hikmü es-salihin ve cealna min varşet cennetil naim. Varşet cennetin naim. Sen yukarıdakini mi sordun aşağıda? Aşağıdaki ne? Şunu mu? Sarı kısmı, sarı şekli. Evet, ona da bakalım. Simetrik yazılmış galiba. Evet. Yok, şey... Normal yazı, şey, aynalı yazı değil yani. Birbirinin tersi değil yani. يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَا لَكُمْ وَلَا بَنُوكُمْ Yani bir gün gelir, malınız da çocuğunuz da size bir faydası olmaz. Meşhur bir ayet var o. Evet. Bunu da size takdim edeyim, beleşten okudum size bak. Cümlemizden.
Selimiye başkentten gelen yoldan en iyi biçimde görülebilecek konumda inşa edilmişti. İnşa edilmişti diyorum. Kente girişte adeta devletin gücü simgeleniyordu. Bu görünüm yakın zamana kadar sürmüştü. Ancak son yıllarda ana yolun üzerine inşa edilen yüksek yapılar caminin bu görünüşünü büyük ölçüde engellemiştir. Günümüzdeki bilinçsiz kentleşme, dünyanın kuşkusuz en başarılı yapısının eşsiz görselliğine gölge düşürmüştür. Tarihi mirasın korunması, mimarlık tarihi öğreniminin başlıca amaçlarından olduğu için bu konuya özellikle dikkat çekilmiştir diye söylüyorum. Sinan'ın en son külliyelerinden, en büyük külliyelerinden biri Atik Valide'yi görüyoruz. Evet, gerçek. Atik Valide'ye geçmeden şey sormak istiyorum. Hani Selimiye'nin kubbesiyle Ayasofya'yı çok karşılaştırıyorlar, çok soruyorlar. Evet. Hangisi daha büyüktü? Ayasofya daha büyük, Selimiye o kadar büyük değil. Fakat kendisi anılarında diyor ki, Kefere-i Fecere'ye mensup, yani kafirlere mensup olan mimar geçinenler, yani mimar değil de kendini mimar zanneden, derlerdi ki Müslümanların büyük bir mimarları olsaydı Ayasofya gibi büyük kubbeli bir camileri olurdu. Böyle büyük bir mimarları olmadığı için böyle bir camiler de yok. Sözleri bu fakirin kalbinde ukde olmuştu. Ama Selimiye'de Allah'ın izniyle hem kaddin hem yüksekliğin hem devrin çevresin Ayasofya'dan ziyade eyledim. Yani adam güzel metot kullanır. Süleymaniye Risalesi'nde diyor ki ip aldık doladık çevresini. İpi çeke çeke sonra ipi oturtup ölçüyorlar boyunu. Yani bu röleve en azından çevresinin alınabilir. Fakat buna tenezzül etmiyor. Yani burada önemli olan büyük kubbe meselesi değil. Sağlam kubbe. Ayasofya'nın problemleri yok burada. Kaldı ki bu Ayasofya, hangi Ayasofya kardeşim yani? İlk Ayasofya ahşaptı, yandı, kül oldu. Yeri de belli değil. Sonraki Ayasofya kagir olarak yapıldı. Depremde yıkıldı. Ayasofya üçüncü kez yapıldı. Günümüzdeki Ayasofya ise Sinan'ın Ayasofya'sıdır. Sinan'ın restorasyonu sonucu bize ulaşan bir Ayasofya. O iki kalın minare. Evet. Ve bir artık Osmanlı külliyesi olmuş türbelerin eklenmesiyle. Teşkilatın yani alt kaidenin dağılmasını engellemek için Ağırlık Kulesi gibi iki tane minare. Topkapı Sarayı'na giderken arkada masif payandalar da Sinan'ın eklemeleridir. Yani şunu söyleyeyim, Ayasofya kompleksi diye bir şey yok Sinan'da. Ayasofya ezikliği yok yani. Kompleks, eziklik mi nedir bilmiyorum. Hocam bir de şey diyorlar, ben bunu da merak ediyorum. Hani Sinan'ın böyle bir ifadesi olduğu için hani dış cidarının aslında geçtiğini söyleyenler var. Böyle bir iddia var. Bir de Ayasofya'nın orijinal kubbesi yani genişlemeden önceki hani 100 Bizans ızımı aslında Süleymaniye'nin de ona denk olduğunu söylüyorlar. Yani sonradan yana kayınca tabii daha kubbe açılıyor. Onlar hakkında ne söylersiniz? Ya bunlar çoğu şey zaten. Söylenti. Şunu söyleyeyim, ben bir mülakatta söylemiştim, onda manşet yaptılar. Yedi Kıta diye bir dergi, birkaç gazete onlarla iktibas ettiler. Bakınız, Ayasofya'dan önce şunu anlayalım. Sinan'ın bütün kubbeleri daireseldir. Yani pergeli koy, akıp gider. Bizans, Roma ve şeyler hep kırıktır. San Pietro da kırıktır, bakın. Kırık, kubbe yapmak İnşaatı kolay olan ama estetik olmayan bir şey. En estetik dairesel kubbedir ve yapımı da zordur yani. Sinan onu yapmış. Ayasofya'nın şeyine bakın. Yani dedim ya, bu da Ayasofya'da kubbede Sinan'ın eseri olabilir. Tamamen bir Sinan kubbesidir dedim. Onlar manşet attılar, yani epey tepki topladı. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi, ya nereden biliyorsun falan deseler bir şahidim yok. Söyledik yani. Yani itiraz gelmeyince doğrudur anlamında söylemiyorum onu. Yani itiraz etseler de bir bir berabere kalırız neticede.
Ben söylediğimi söyledim, kimse de gık diyemedi yani. Onlar da çünkü bilmiyorlar, biz de bilmiyoruz. İyisi mi? Baskın çıkan kimse o şey yapsın yani. Bu şeyde Tarihi Osmaniye diye bir kitap var, Matrakçı. Menazil kitabı. Evet, orada yazıyor mesela, bu yarışma yapılmış galiba. Tüm her taraf, dünyanın her tarafından hafif tuğla yapmak için. Malta'da böyle çok hafif tuğla bulunmuş. O Ayasofya'nın üst kubbesini o tuğladan yapmışlar. Şimdi de suyun üstüne falan koyuyorlar, yüzüyor yani. Bu televizyonda falan gösteriyorlar da. Evet. Evet, Atik Valide en büyük külliyesilerinden biri yine. Biliyorsunuz 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan, 3. Murad'ın annesi. Atik Valide yani eski valide anlamında kullanılıyor. Fakat ad olmuş şimdi Atik Valide, Atik Valide diye. Burada bizim üniversitenin elinde zaten birçok yeri. Fakat bu çok hırpalanan bir maalesef külliye. Uzun yıllar Toptaş'ı cezaevi olarak kullanıldı. Şeyleri, Darüşşifası medresesi. Sonra askeri depo yaptılar. Olağanüstü yani zarar gördüler ama inşallah düzelecek gibi. Önemli bir külliye ve son külliyelerinden biri. Bu da perspektif olarak görünüşü. En küçük külliyesi Şemsipaşa'dır. Burada muazzam bir özel tasarım var. Bakın dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi denizin kenarında, denize sıfır. Yani bana verseler valla korkarım burada tasarım yapmaya. Çünkü çok cesaret ister. Şimdi camiyi neye göre yönlendiriyor? Tabii ki kıbleye göre. Yani caminin şeyi değişmez. Kıble böyle. Fakat medreseyi böyle yapmıyor bakın. Camiye göre yönlendirse öyle yapması lazım. Burada manzara var. Manzaraya kırıyor. Büyük cesaret isteyen bir şey ve çok da güzel oturmuş. Yani yaratıcı şeyi var adamın. Çok basit geliyor bize ama yani yorumu bu bunun. Onun için insan hayran kalıyor. Sinan'ın her yaptığı şeyde bir hikmet, bir doğruluk. Vallahi bilmediğim benim de çok şey var daha. Yani öğrene öğrene anlamaya çalışıyorum bu büyük ustayı. Ve en güzel eserlerinden de biri olmuş. Hocam, küçüktür diye ihmal etmemiş. Aynı özenti, aynı ciddiyet tasarımda var. Bu caminin en büyük özelliği de kuş konmaz. O da bir rivayet yani. Böyle bir şey anlatıyorlar. Şimdi Poyraz'ı açık. Her zaman rüzgar alan bir şey. Ve kuş da rüzgarda konmaz zaten. Nereye konacak? Yani. Ama bunlar bir hikmete bağlamışlar. Vay Şemsi Paşa demiş, Sinan bana bir cami yap, kimse hiç kuş konmasın. Halbuki bizim millet kuşları sever, onları besler falan. Ne demek kuşları kovalamak yani? Pislemesin diye. Evet. Neyse, madem böyle demiş, ona da bir şey demiyoruz. Şimdi medresesini de şey olarak kullanıyorlar. Halk kütüphanesi. Bu da hoşuma gitti benim. Bakın, çok füme renkli. Tek parça cam kullanmışlar. Demir doğramalar yok yani. Gözü rahatsız etmiyor. Bazı böyle yorumları restorasyonda kabul etmemiz lazım. Çok bağnazlık da iyi değildir. Ve bence güzel bir, bütünüyle ısınan bir bina olmuş. Medreselerimizin en büyük sorunu bütünüyle ısınmamaları. Ve burada noktayı koyuyorum artık. Beni dövmemeniz için bitiriyorum burada. Evet. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizde.